mı susacaksın? Tahkik kitlerken döşünden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Sebahat Baniş 18 Ekim'de kayboluyor. Eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyor. Onların iddiasına göre kayınvalidesi kartını almış, evden kaçmış. Kredi kartım almış, 1,5 milyar buradan Çöplü ATM'sinden çekiyor. 1,5 milyar İstanbul Ok Meydanı'ndan çekiyor. Bir insan evden durup dururken gitmez Güllü abla. Arkadaşları suçladı. Sebahat'ın çekmediği işten devlet sevdi. Bu Sebahat rahmetli Hasan abiden şiddet gördü benim gözümün önünde. Kayınvalide reddetti. Bunların hepsi yalan. Kesinlikle hiçbirisini yapmadık biz. Kredi kartını çeken birisi var. Ya o insanla gitti. Kamera kayıtlarında kişi sizin gelin değil o zaman. Başkasına çekti diyor. Erkek. Sebahat, bizi duyuyorsan burayı ara. Sebahat Baniş'e ne oldu? Az sonra Müge anladı. İstanbul'da kayboldu, bir daha haber alınamadı. En son gece saat 22'de konuşmuşsunuz eşinizle. Tramvayda olduğunu söylemiş. Sonra telefonu kapanıyor, kendisinden haber alınamıyor. İğneada'ya gidiyorum diye gitti. Daha evvel de haber vermedi, gittiği oldu mu? Bırakıp gidiyordu ara sıra ama işte doğru mesela köye gider, cenazeye gider. Daha gençlikte gitti bir kere. Durup dururken insan İstanbul'un orta yerinden nasıl kaybolur? 3 aydır kayıp olan mermer ustası Ali İhsan Güney ile ilgili sıcak gelişmeler. Mermerciye, sanayiye geldik. Sonra Müge anladı. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım hepimiz için dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Günaydın, günaydın. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, var olun. İyi bir gün, iyi bir hafta geçirelim inşallah. Çok teşekkürler. Sonra program içinde... Bir dakika, fırsat bulamıyorum. Burada da kartlarım. Bugün hafta başı. Size anlatacak çok şeyim var. Çok hediyelerim var. Manisa Salihli'den Emre Uyar hanımefendi... Bu panoyu pul ve iğne kullanarak işlemiş ve 10 Kasım hatırası olarak bizlere göndermiş. Muhteşem. Emre Hanım'cığım çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bugün bayağı bir inceledim. Çok zor yani bunun için hem pula geçireceksin iğneyi hem onun üzerine o boncuğu geçireceksin. Sonra da böyle tek işleyeceksin. Çok hakikaten. Büyük bir emek çok ama büyük, çok güzel. Emek. Yapanın eline sağlık. Harika yani, olmuş. Atatürk'ün de ruhu şad olsun. Hakikaten nefis bir tablo. Vallahi nefis çok bir teşekkür tablo. Ediyorum. Evet. Sağ olun, var olun. Evet. Arkamızda yakışan bir tablo olmuş. Evet, harika. Evet, mükemmel olmuş. Bunu da hemen mükemmel. Odama asayım. Benim oda şey sanat galerisi gibi. Evet. Vallahi bütün evet. Gönderen izleyicilerime böyle o sanat eserlerini duvarlara asıyorum. Hiç boş yer yok. Böyle her tarafta asıyorum ve gördükçe de çok mutlu oluyorum. Çok güzel. İzmir'den evet. Seba Artun'da keyifli kahveler için bir kupa boyamış göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Seba'cığım sana da ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Bugün dur şöyle koyayım gözüksün. Bugün hediyelerimiz çok. Ay canım benim bu Emre de çok... Bak mesela Emre yanına da demiş ki parantez içinde bayan. Manisa Salihli'den Emre. Emre mesela genellikle erkek isim olarak kullanılıyor ya. Evet. Emre Hanım. Aa. Evet. Aslında canım benim. 35 yaşında iki çocuk annesiyim. Evet.
örnek bir Cumhuriyet kadınısınız. Sizinle gurur duyuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol Emre'cim. Efendim bugün aramızda yine çok değerli bir konuğumuz daha var. Betül Selcan Özel. Betül Hanım, Tohum Otizm Vakfı'nın genel müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Müge Hanım. Efendim yarın Cemal Reşit Rey de Tohum Otizm Vakfı yararına bir tiyatro oyunu sahnelenecek. Süper iyi günler. Oyunun konusu otizmli bir genç olan Christopher'ın mahallesinde işlenen bir köpek cinayetini çözmesi. Betül Hanım da hem oyunun davetiyesini bize getirdi hem de hediyeleri var. Evet. Çocuklarımızın yaptığı hediyeler evet, mi? Çocuklarımızın yaptığı hediyeler. Çok sağ olun. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Gerçekten otizmli bireylere verdiğiniz destek için her zaman çok ama çok teşekkür etmek istiyoruz. Biliyorsunuz otizmli çocuklar için eğitim çok önemli. Onların tek çaresi, tek ilacı eğitim. Onların genel eğitim okullarında tipik gelişim gösteren akranlarıyla beraber aynı sınıflarda olmaları onlar için çok ama çok kritik. Hayatın her alanında desteğe ihtiyaçları var. Otizmin farkında onların yanında olduğunuz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Rahmi hocama, Şevki hocama ve Arif hocama da hediyeleri getirdim. Çok teşekkür ederim. Bu Tohum Otizm Vakfı öğrencilerinden size bir hediyemiz. Evet, şöyle göstereyim. Davetiyelerimiz yarın inşallah bizimle olursanız i̇nşallah bizleri çok gururlandırır oluruz. Ve onurlandırırsınız. Bu da Mustafa, yine bizim okulumuzun öğrencilerinden Mustafa. Böyle bütün iç dünyasını resimlere anlatıyor. Onun çizgileriyle de size yine hocalarımıza ufak hediyelerimiz var. Yani bu Mustafa'nın çizdiği evet. Öyle mi? Mesela evet. Bir magnet nasıl gösterebiliriz? Dur, daha büyüğünden göstereyim aslında. Şöyle tamam. Bir defter. Bunlardan nasıl satın alabiliyoruz? Tohum Otizm Vakfı web sitesinden tohumotizm.org.tr'den satın alınabiliyor. Gelirinin tamamı yine okulumuzda eğitim gören otizmli çocukların eğitim destek burs fonuna gidiyor. Bakın mesela bardak altlığı almak isterseniz. Ben hep söylüyorum ne olur birbirimize böyle hediyeler alalım. Ne kadar şık hediyeler. Bu sanırım bir kitap ayracı. Evet. Arkasında da ayrıca bu kitap ayracını alırsanız arkasında da... Cetvel var. Cetvel evet, olarak evet. Da kullanılabilir. Bu yine, da yine bir defter. Mustafa'nın hikayesi de zaten bütün ürünlerin içinde yer alıyor. Otizmli çocukların neler başarabildiğinin, onların da bağımsız birer birey olarak hayatta çok güzel noktalara gelebildiğinin örnekleri aslında bunlar. Hayatım ben kötü şeyleri anla taraftarı değilim aslında. Evet. Yani... Çünkü kötü şeyleri çok fazla anarak bu kötülüklere hizmet etmiş oluyoruz. Yani kötüler kötülükleriyle kalsınlar. Ne kadar anmazsak ve konuşmazsak aslında bu kötülüklerin üzerini örteriz. Neden? Çünkü birisi bir kötülük yapıyor. İstiyor ki çok konuşulsun. Böyle bir gündem değişsin. Hayır, gündemin falan değişmesine gerek yok. Otizmli çocuklar da çok özel bireyler. Her zaman dile getiriyoruz. Geçtiğimiz yılda yine sizleri evet. Misafir etmiştik. Bakın bunun adı üzerinde özel özel. Yani aslında biz onlara göre çok sıradanız. Ve yine söylüyorum. Koştu gel Yıldız'cığım bir gelsene. Bakın ben Yıldız'ı bizim programımızın sıkı takipçileri çok iyi bilecekler. Evet. Ne haber Yıldız? Bir mikrofon getirsene geldin, ablası. Yıldız. Bak bak ne güzel koşuyor bak. Yıldız'cığım ne haber tanıyorum. Nasılsın? İyi. He, ne yaptınız hafta sonu? Gittiniz mi pazara? He. Yok gitmedim. Ya siz artık pazara gitmiyorsunuz hiç bana kıvırcık getirmiyorsunuz. Kıvırcık getirdim. Evet. Peki hanımlar Rahmi Bey'e selam söylüyorlar mı? Selam söyle kızlar selam söyle. Kızlar. Yani bana hanımlar Rahmi Bey'e kızlar yalnız evet. Bak ayrımını lütfen burada yapalım yani. İyi misin sen? İyiyim iyi. İyisin? İyiyim. Tamam gel ben, sen reklam arasına gel bana. Benim orada yine Mehmet'im de var. Şimdi Mehmet orada daha sıkışık diye onu çağırmadı. Söyle ne? Ay bak beni seviyor. Bakar mısın? Çok Müge anne diyor bana. Müge anne. Oo, Müge anne diyor. Efendim sen geç ablanın yanına şimdi bakalım. Gel, gelirsin reklam arasında tamam mı? Bunu ben defalarca anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Burada yüzlerce de şahidimiz var. Başta Yıldız stüdyoya gelmiyordu. Gelemiyordu. Evet. Canlı yayında... bağıracak, çağıracak ve stüdyonun huzurunu bozacak diye. Ben onunla bir gün konuştum, buraya geldi. Yıldız şu anda bizim stüdyomuzun en sevdiğimiz seyircilerinin başında geliyor. Mehmet'le beraber, arkadaşı Mehmet'le beraber. Ayırmıyorum birini birinden.
Mehmet daha sakin bir çocuktu çünkü. O yüzden Mehmet'e söylemiyorum. Mehmet daha sakin bir çocuktu. Yıldız biraz daha hareketliydi. Yıldız'da şu anda hiçbirimizden hiçbir fark yok. Evet. Aksine şöyle farkı var. Yanlış söyledim. Kimseyle tartışmıyor. Kimsenin dedikodusunu yapmıyor. Evet. Kimse hakkında tek kötü söz söylemiyor. Kimseye bir zararı olmadı bu yaşına kadar. Evet. Yani çok özel aslında. Çok özeller. Evet. Çok özeller. Gerçekten. Ben size bu konuda da çok teşekkür etmek istiyorum. Engelliliğe merhamet ya da acıma yerine ya da korkuyla yaklaşmak yerine hak temelli yaklaşmayı da öğrettiniz. Çok ama çok sağ olun. Hak temelli yaklaşım engellilikte ve kapsayıcı eğitim çok ama çok önemli. Otizmin farkında onların yanında olduğunuz için tekrar çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri kutluyorum, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bir de şunu unutmamamız lazım. Ben de bir öğretmen ailenin çocuğuyum dededen itibaren. Bizim eğitim sistemimiz karma eğitim sistemidir. Bu şu demektir. Ben mesela lisede görme engelli arkadaşlarımla okudum. Hani bir arkadaşım buraya geliyor stüdyoda yine. Görme engelli arkadaşlarımla okudum. Mesela görme engelli arkadaşlarım sayesinde ben görme engellilerin kullandığı daktiloyu öğrendim. Yani ben onlara bir şey öğretmedim aslında. Evet. Onlar bana bir şey öğrettiler. Şu anda yani tabii unuttum ama biraz çalışsam birkaç hafta üzerinde mesela o kabartmalı yazıları okuyabilirim. Aslında. Bana lise hayatından kalan bir artıdır bu. Başka yetiştirme yurdundan gelen arkadaşlarımız vardı. Şehir dışından gelen arkadaşlarımız vardı ve onların hepsinden bir şey öğrendik. Karma eğitimin anlamı da budur. Evet. Lütfen çocuklarımıza, kendilerinden farklı olan çocuklara iyi davranmaları gerektiğini öğrenelim. Evet. Bunu sadece otizmli, Down sendromlu, o bu falan diye ben ayırmıyorum. Evet, tüm engelli arkadaşlarımız engel, farklı. Için. Evet, farklı. Engelli de değil, farklı. Aynen. Yani. Aslında biraz bizden farklılar. Ama biz, düşünsenize bir çocuğun neler katıyor, evet. Neler katabilir? Şişman da olabilir ya da çok zayıf da olabilir. Ya da gözü sizin kadar iyi görmeyebilir, kulağı sizin kadar iyi işitmeyebilir. Ondan neler öğrenebilirsiniz aslında? Bir kere şükretmeyi bile öğretebiliriz çocuklarımıza bunun için. Bu bile evet. Bence çocuklar için çok önemli bir değer. Şükretmeyi öğrenir ya. O kadar güzel anlattı ki kapsayıcı eğitimi Müge Hanım valla. Ama böyle karma eğitim yani. Evet. Farklılıklara saygı tam da o yaşlarda kazanılıyor ki böyle olaylar yaşamayalım ve hepimizi farklılıklarımızla kabul edelim. Evet, çünkü ne olacağımızın da bakın bir de işin şöyle bir sonucu var. Ne olacağımızın hiç garantisi yok. Yani bugün yaptığımız her şey aslında geleceğe bir yatırım ve gerçekten çocuklar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bunu ne kadar çok anlatabilirsek de o kadar önemli. Şimdi o çocukları biz tanımadığımız için korkuyoruz, evet. Ürküyoruz falan. Evet. Bu şey gibi, mesela köpek ısırıyor. İyi de ne yapıyorsun da ısırıyor? Şimdi durup dururken mi ısırıyor? Bir sıkıntısı var yani. O da kendini o şekilde ifade edecek. İyi davran, iyilik görüyorsun. Az sonra saat 11.11'de biliyorsunuz Ağaç Dikme kampanyası var Türkiye'de. Evet. Biz de katılacağız canlı yayında. Siz de tavuklarımı ve horozlarımı da göstereceğim. Bizim bu horozlar herkese saldırdığını söyledikleri için onları bırakmıyorlar, fazla salmıyorlar. Kızları bırakıyorlar tavukları. Ya sonradan öğreniyorum mesela acı biber yedirmişler. Şimdi sen acı biber verirsen ona, o da seni gördüğünde ısırır. İyi yapıyor. İyi yapıyor yani. Evet. Tepki gösteriyor. Evet doğal yani tepki. Ne yapsın? Yani bu bunun gibi sen bir şeye çomak sokarsan eğer oradan da arıların çıkmasını beklersin. Ne olur çocuklarımıza yanındaki arkadaşlarıyla daha iyi geçinmelerini öğretsek. Evladım bak bir şey yediğinde ona da ver. O bağırdığında anla ki bir sıkıntısı var, git sor nasılsın de. Ne olur yani. Evet. Biraz ne zaman kaybettik biz birbirimizi sevmeyi bu kadar ya? Ne zaman kaybettik biz bu duyguyu? Niye herkes birbirine bir şey söylemek için bekliyor? Ne zaman kaybettik arkadaşlar? Biz birbirimizi seviyoruz. Çocuklarımız da sevsinler. İnsanları sevelim, insanlara destek olalım. Bak bu kadar yıllardır uğraşıyorsunuz evet, bu otizm hakkında. Evet. Siz ve sizin gibi birçok dernek çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Ben çok saygı duyuyorum. Çok sağ olun Müge Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben şu çocuğun çizdiği şu resmi çizemem. Ben de çizemem. Ben şunu çizemem yani. Benim çizdiğim bir şey böyle kapağı, böyle bir kapak olmaz. Ben böyle bir şey çizemem yani. Böyle bir dünyam yok. Demek ki benden çok daha özel. Çok daha özeller. Evet. Gerçekten. Vallahi çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür dilerim ediyorum.
Tiyatronuza da çok kişi gelsin. İnşallah. Ve bu katkılarla çocuklar çok daha iyi eğitimler alsınlar. Çok sağ olun. Aramıza da çok iyi yetişmiş bireyler olarak katılsınlar. Çok teşekkür Onlara ediyoruz. Onlara tepki gösterenler de inşallah utanırlar. Utandıklarına eminim. Çok buyurun sağ olun. Efendim. Çok buyurun. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum ben de. Bazı şeylere çok üzülüyorum gerçekten ülkede. Yani tepki göstereceğimiz şeyler, mesela niye biz uzaya, niye biz aya adam gönderemiyoruz da tepki gösterelim mesela ve bunun için çalışalım falan, anlatabiliyor muyum? Yani hani insanların tepki gösterecekleri şeylerin daha böyle büyük idealler, büyük hedefler falan olmalı. Ufak tefek böyle sularda debelenmenin ne anlamı var be? Yaplarına bakarak, onları eleştirerek, onları kınayarak hiçbir yere gelemeyiz zaten. Bir de kınadığın ne? Neyi kınadığın benim elimde evet. değil. Hayır, zaten otizmli ya da Down sendromlu ya da zeka gerisi bir çocuğa yok. Sahip olmak benim elimde değil. Değil ya da obez, çok kilolu ya da kilo alamayan ya da, kekeme. Ya da bir hastalıkla doğmuş olan bir kişinin hiç kimseye yükümlülüğünü veremezsiniz. Onun annesinin babasının zaten mücadelesi çok büyük. O mücadeleyi ancak bizlerin yapabileceği ona destek olmaktır. Onlara daha rahat yaşayabilecekleri, daha güvenli alanlar yaratabilmek için sahip çıkmaktır. Aslında bütün sivil toplum kuruluşlarının da amacı budur. Onları daha güvenli, daha rahat, daha iyi eğitim alabilecekleri ve topluma kaynaşabilecekleri alanlarda yaşatmaktır. Onun için ben size kutluyorum gerçekten. Evet. Neyse, dediğim gibi daha fazla söyleyeceğim şeyleri, kötülükleri büyütmemek için, kötülükleri değil iyi şeyleri ortaya serebilmek için söylemiyorum. Gerek yok, biz hepsinin üstesinden geliriz. İyilik her zaman kazanır, kim ne derse desin. Kötülük dediğiniz şey kısa bir süre içinde, böyle kısa sürede kazanmış gibi görülebilir ama asıl olan iyiliktir. Ve dünyayı iyilik kurtarır. Bunu unutmamak gerekiyor. Kötülük yapmak çok kolay. Önemli olan iyilik de onun üstesinden gelmek. Efendim, biliyorsunuz Havva Hanım eşini, Fevzi Bey babasını, Nazlı Hanım da erkek kardeşini aramak için stüdyomuzdaydı cuma günü de. 3,5 aydır haber alamıyorlar eşlerinden. İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşayan 6 çocuk babası Ali İhsan Güney 18 Temmuz tarihinde kayıplara karışmıştı. En son gece saat 22'de konuşmuşsunuz eşinizle. Tramvayda olduğunu söylemiş. Sonra saatler gece 24'ü gösterdiğinde telefonu kapanıyor. Kendisinden haber alınamıyor. Nerede çalışıyor? Çalıştığı yeri benim oğlan biliyor. Mermerci yapıyordu en son onun kapandı. Ha, inşaat işinde mi çalışıyor baban? Evet. Böyle bir iş olduğu zaman... Yapıyor, evet. Ha, sürekli un kapanında çalışmıyor. Yok, bahçeli yok. Evlerle de bir iş olursa orada evet. çalışacak. Alkol kullanır mıydı? Tam olarak belli bir yeri yoktu ama alkol kullanıyordu sürekli. İğne adaya gidiyorum diye gitti. Orada bir ay çalıştı. Bir adam işte sürekli aradı. Ondan sonra Ali geldi. Bana söylemedi, hep dışarıda konuşuyordu. Bir daha adam... evvel de gidip haber vermedi gittiği oldu mu? Daha gençlikte gitti bir kere. O zaman gitti bir kere. O zaman nereye gitmiş gençlikte? O zaman işte define işine gitmiş, bulaşmıştı ona. 25 sene oluyor o olalı. Çocuklarım hepsi ufaktı. Anladım. Gider mi hayatım baban, yani böyle sizden kaçıp gider mi? Öyle bir ruh hali var mıydı? Yoktu, öyle bir ruh hali yoktu. Bacaklarında platin var, kafasında yani şey çatlak var. Yani hastaneler aradım, polisi aradım. Durup dururken insan İstanbul'un orta yerinden değil mi? Nasıl kaybolur? Bana dedi ki dışarı gideceğim dedi bir akşam. 25 gün önce yine içgüdü geldi. Ya adam ev taşıyacaktık, ev tuttuyduk. Bırakıp gidecek, gidiyordu ara sıra ama... Böyle bu kadar yani... Nereye gidiyordu bırakıp? İşten doğru mesela köye gider, cenazeye gider. Hani öyle çok süsüne püsüne şey değildi, hani işten doğru gider. İnşallah bulundu mu canım? İnşallah yani buluruz. Çok zor kayıp olan ya, kayıp zor. Dur bakalım inşallah amin, size iyi amin. Bir haber veririz. 3,5 ay efendim, dile kolay ve kayıp zor. Her zaman onu söylüyoruz. Allah kimsenin başına vermesin, kayıp çok zor çok bir şey. Çok zor, çok zor. Allah yardımcımız olsun vallahi artık... Kafam durdu düşünmekten. En son size ulaştım işte. Gel Nazlı'cığım, Havva'cığım bir yanıma gelir misin? Gel sen de teyzeciğim. Şuraya bir ekrana bakın bakalım. Bir bakayım size anne. Bir fotoğraf göstereceğim. Yavrum inşallah bulursun. Ay. Bu. Bu. Evet.
Kardeşim. Ya bir hale gelmemiş, iyi bence. İyi, iyi hayatım. Allah razı ol yavrum. Hepimizden, hepimizden. Yani gerçekten... Sevinç gözyaşları olsun artık. Lütfen, İnşallah lütfen. Yavrum, inşallah. Ben mutlu olun diye. Canım benim, canım benim. Nerede buldum biliyor musunuz efendim? Nerede buldum? Şimdi yayınımızın hemen ardından bizi bir izleyicimiz aradı. Songül Yılmaz adlı izleyicimiz. Dedi ki sizin aradığınız Ali İhsan Güney Çanakkale'de Ezine ilçesine bağlı Geyikli kasabasında. Biz kendisini tanıyoruz dedi. Biz de atladık. Gittik. Yani 3,5 ay. Açıkçası ben biraz endişelenmiştim. Hatta hayatından endişe ettim artık. Evet ya. Hatta adli tıpa gönderdim aileyi cuma günü. Biz de birkaç tane cenaze fotoğrafı bulmuştuk. Göstermek zorunda kaldık. Acaba mı falan diye. Ama güzel haber oradan geldi. Hadi izleyelim bakalım. Hepimizden, hepimizden. Hepimizden, hepimizden. Canım benim. Gelin buyurun. Hadi izleyelim. Yayınımızın ardından izleyicilerimizden gelen bir ihbar dikkat çekiciydi. İstanbul Gazi Osman Paşa'da kaybolan 6 çocuk babasının Çanakkale Ezine'ye bağlı Geyikli'de olduğu iddia ediliyordu. Üstelik de aynı saatlerde haber ekibimiz Geyikli mezarlığında 23 yaşındaki Gökhan Özkan'ın cenaze törenini takip ediyordu. Cenazenin ardından yaklaşık 3 aydır kayıp olan Ali İhsan Güney'i bulmak için sanayi sitesinde büfe çalıştıran Müganlı izleyicisi Songül Yılmaz'ın yanında soluğu aldık. Bir baktım televizyonu bir açtım işte kafamı bir kaldırdım. Ali amcayı gördüm orada. Geldi buraya bizim yanımızda oturdu, çayımızı içti, yemeğimizi yedi. Sadece şunu anlattı. İstanbul'dan geldim dedi. Mermercilik işi yapıyorum dedi. Güneş Evren Mahallesi'nde oturdum dedi. Sağlık Hoca'nın o tarafında dükkanım vardı dedi. Bayağı bir anlattı bana. Ne eşinden bahsetti, ne çocuklarından bahsetti. Sadece dedi ki kızım çok zengindim, battım dedi. Ama dedi sizi çok seviyorum dedi. Eşinle birlikte dediğim bir kayaktasınız dedi. Helal olsun sana dedi. Bunları konuştum. Başka hiçbir şey yok. Ailemciğim kapalı bir kutuydu zaten. Hiçbir şey söylemezdi bize. Nerede kalıyor? O dükkanda kalıyordu hep. Dükkanda da yine aynı. Orada kalıyordu. Çünkü evi yoktu. Sizin dükkana gelir mi sürekli? Gelirdi tabii canım. Bugün sabah eşim çay götürdü. Ben Müge Anne'yi izlerken eşim çay götürdü. Alem çay götürdü. Ben şok oldum zaten. Orada tanıdık Ali abi. Biz de insanlık görevimizi yaptık. Aradık eşimle birlikte. Müge Anne her zaman diyor ya yani bize ya. Her zaman insanların yanındayız biz de. Ne olursa olsun. İyi ki var Müge Anne. Onu çok seviyorum. İzleyicimiz 56 yaşındaki kayıp adamın 2 aydır Geyikli'de yaşadığını ve mermercide çalıştığını iddia ediyordu. Çalıştığı ve yaşadığı yer olan mermerciye, sanayiye geldik. Bakalım kendisi gelmiş mi bizimle konuşacak mı? Ali İhsan Güney'in kaldığı yere akşam uğrayabileceğini düşünen ekibimiz 3 aydır kayıp olan mermercinin orada olduğunu gördü. Merhaba. Ne o? Ali İhsan Bey, biz sizi görmek istedik. Tamam, biz bir kendisiyle konuşalım. Kameraya konuşmayacağını söyledi. Kapıyı açtı beyefendi gördüğünüz gibi. Ama işte onlar bak sanki evi yok. Ne bileyim ben bu. Emre'cim nereye veriyorsun? Kapıyı mı veriyorsun? Kapalı kapıyı mı? Beyefendiyi görmek için durduk. Evet. Kapıyı açtı ama hemen kapadı. Peki sonrasında neler oldu? Utanmıştır o ağzı. Merhaba. Ne o? Ali İhsan Bey, biz sizi görmek istedik. Tamam, biz bir kendisiyle konuşalım. Kameraya konuşmayacağını söyleyen Güney, borçları yüzünden evi terk ettiğini ve ailesiyle görüşmek istemediğini söyledi. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle İstanbul'dan ayrıldığını söyleyen 6 çocuk babası mermerciyle görüşmek için sabah saatlerinde bir kez daha uğradığımızda ise 2 aydır kaldığı yerden ayrıldığını fark ettik. Ali İhsan Güney'i işe alıp kalabileceği bir yer gösteren iş yeri sahibi Mehmet Güner de 6 çocuk babası adamın yaşadığı yerden ayrıldığını doğruladı. İsmini ve İhsan'ını daha yeni öğrendim. Sadece Ali olarak biliyordum. Nasıl tanıştınız Ali Bey'le? Dedi ki ben dedi mermerciyim. Bana dedi iş, vereceğim para önemli değil. Karnım doysun yeter dedi. Gidecek yerim yok dedi. Biz göndermedik, o da gitmedi. Ailesini sorduğum zaman 2-3 sefer sordum kendisine. Ağlayacak duruma geldi. Dedi ki usta inek dedi sütten kesildi mi sonucu dedi mezbahadır dedi. Maddi yönüm bozuk dedi. Birkaç tane gayrimenkul satılmış herhalde. Zaten insanların işi iyi gitti gitti de ondan sonra da bir çöküşe girdiği zaman ister istemez bazı şeyler doğuruyor. Ailesiyle arası bozuk muymuş? Ben o konuları hiç öğrenemedim. Konuyu kapattırıyordu. Yani o konulara hiç girmek istemiyordu. Şey yaparsan dedi ben
giderim dedi. Dedim ki işte tamam dedim, ya sormadım dedim. Kendisi şu gördüğünüz şeyde, konteynerde kalıyordu. Bir aydır burada kalıyor. Bir aydır da biraz sanayideki işte o boş dükkanda kaldı. Şurada bir tane daha baraka var. Orada kaldı. Ailesinin Müge Anlı'ya çıktığını, onu aradığını nasıl öğrendi? Cuma günü sanayide kahveciden çay istemiştik. Hemen bizim yanımızdan ayrılır ayrılmaz kahveci beni aradı. Dedi ki Ali abinin soy ismi dedi Güney mi dedi. Müge Anlı'ya çıktılar programda. Ailesi dedi kayıp diyor. O arada da onlar ona bilgi vermişler. Arkadaş var bizim gece 11.30 gibi dedi. Ben geldiğimde dedi kapıyı açmıştı, kapıyı kapattı dedi. Sanıyorum o ara gitti. Sabah bile beklemedi. Yatağı bile böyle kalmış değil mi? Evet, aynen. Yavrum ya, Allah razı olun. Ama şimdi yok mu, oradan gitti mi? Görüşmek istemiyor. Şimdi oradan da kayboldu. Yani geriye döner ama ya çok üzüldüm. Demiş ki inek sütten kesilince hani sonu mezbadır demiş. Ne yaşıyor bu adam acaba? Bilmiyorum annem. Yakında görüşmedim zaten. Bir buçuk ay Temmuz'un 7'sinde gittim. Hacıdaydım. 1,5 ay kaldım. Geldim memlekete gittim. 10 gün sonra söylediler kardeşimin kaybolduğunu. Yenildi. Bir aydır da sizinleydim. Mu? Bozuldu, bozuldu. Yani işleri bozuldu, bozuldu mu? İşleri bozuldu. O kadar efendim. İşleri bozuldu. Ondan sonra işi öyle demek ki kaç yani ailesinin oldu çare. Ne yaşadığını İneğin, bilmiyorum anne. İneğin sütten kesilmesi i̇şte, tabiri işleri bozuldu evet, anlamına işleri gelir. İşleri bozuldu, param bitti demek istemiş baya. Para o yokken efendidir. Hani kimseye bir zarar dokunan çok beyefendi bir adam. Çok beyefendidir. Şey yok öyle kocuruyor. Ama çok üzüldüm annem, çok üzüldüm. Yok. Kızı da öyle çok severdi ki. Ali İhsan Bey şu Fevzi'nin suratına bakar mısınız? Oğlunuz çok iyi oldu şu an yani. Gel yavrum yanımda yaşamam, bakarım sana. Abim köyde ağlıyor, ne olur yanıma gelsin diye. Çok gururludur o, kimseye şey yapamaz 14 ki. Yaşında kız var, onu çok severdi aslında. Her gece rüyasını görüyor biliyor musun? Her gece rüyasını görüyor. Yavrum biz onu... Ağla ya, çocuk ne kadar ağladı bir bize. Dur bir tek tek, Nazlı'nın bir seslen istersen sen de kardeşim. Hadi ne olur gel yavrum, ben bakarım, benim yanımda dur. Allah'ını seviyorsan bak, bir aydır mahvoldum zaten. Yavrum ne olursun bak, son çare Müge Anlı'ya yalvardım. Allah rızası için dedim. Ne olur dedim yavrum, ne olursun gel. Yanımda kal ne olur, Allah'ını seviyorsan. Eşine gitmiyorsan da bana gel. Hepimiz perişanız yavrum, ablalarım öyle. Abim ağlıyor köyde, ne olursun gel. Ben biliyorum senin gururlu olduğunu, kimseye şey yapmadığını. Allah aşkına yavrum bak, ne olursun ablanı seviyorsan. Ne yok, olur çocuk, annem ne olur. Çocuk her gece rüyasını görüyor annem. Babacığım sen de bir seslen eşine. Gelsin çocuğun içine, çoluğun çocuğunu ben istemeyse benden bıraksın ayrılsın, ben onu kendine düzeltim. Ben dedim istemeyesey temelli git Allah'ım, ayrıl git olur. Ben onu illaki benden yaşa demeyeyim. Ama Aleyna çok ağlıyor. Çocuk o kadar ağlıyor ki. Ali ne olur benim okulda demiş ki benim babam yok, ben buraya kağıda ne yazayım diye sormuş. Benim çocuğum her gece ağlıyor. Her gece rüyalarında ağlıyor. Her gece rüyasında görüyor. Ya seni niye istemesin ki? Ya yok benden bir problemim yok da, şimdi parası yok ya hani şey. Borcu morcu var. Şimdi işi de kesildi. Ondan sonra o yüzden demek ki düşünüyor öyle. Ne iş yapıyordun? Mermer işi yapıyordum. Mermer işi. Mermer işte. Mermer. Şimdi sen ne söylemek istersin? Ya şimdi... Ben ona yine de... Dur tek tek konuşalım. Ha. Şimdi parası olmadığı zaman oldu, olduğu zaman oldu. Hani olsa da biz ona bakıyorduk, olmasa da biz ona bakıyorduk. Ama bunun böyle yapıp bizi hani bırakıp gitmesi, terk etmesi çok acı bir şey. Ama hani ne olursa olsun bizim babamızdır. Bir şey söylemeliyim. Bir dakika bitirsin, söylersiniz hocam. Ne olursa olsun bizim babamızdır. Müzik bek söyle. İnşallah vicdanı rahat olur da tekrar geri gelir. Söyleyeceğim şey şu. Adam öyle bir ruh hali içinde ki, çaresizlik ruh hali içinde. Evet. Çaresizlik. Hanımefendinin ve beyefendinin önce bunu anlamaları gerekiyor.
Evet, Fevzi. Mesela sizin ona bakmanız falan değil. Onun size bakması gerekirken siz ona bakıyor, duruma gelince bu iş ya, başımıza geldi. Çocuklar ne isterse yapıyordu, yapmaya değildi yani. Kimseye bir zararı dokunan, kimseye değmez ki be Allah'ım. Ben onu her şeyine katlandım, yaptığına katlandım, yapmadığına katlandım. Yani ben ona hiç ama hani bu para yok, işte, ondan sonra falan demedim ki. Yok dediyse yok oldu. Evet, tek tek konuşalım da. Efendim bakar mısınız? Yani beyefendi 56 yaşında, 6 çocuk babası. Onu işte ablasının nasıl gözyaşı döktüğüne bakın. Hani sonra 17, yok 17 değil de yok 18 değil de 18'den bir hafta gün aldı diye bazıları abuk subuk konuşuyor ya. Bakın 56 yaşındaki adam için dökülen gözyaşı. Çok haklısınız. 3,5 ay beni de çok endişelendirmişti. 25 sene önce kaybolduğunda dedim ki Ali 6 ay gözyaşı döktüm. Çocuğum çok bebekti. Arayamadım seni. Bak kardeşim aramayacağım seni dedim. Ama önce kendim düştüm yola gene. Bir tane çok seviyorum annem. O kardeşlik başka bir şey annem. Başka bir şey. O benim canım canım. Ama bir tane demedi abla şu durumum var. Veyahut abla ben şöyleyim demedi annem. Neyse çare bulurdum zaten. Demedi. Ali İhsan Bey her şeyin çaresi var. Yani siz kaçınca borçlar da bitmiyor. Siz kaçınca bu üzüntüler daha da artıyor. Siz bir geriye dönün. Biraz sanırım psikolojiniz de bozulmuş. Yani yoksa niye kaçasınız anlıyorum. Hani bir takım üzüntüler yaşamışsınız. Ama bakın siz de buradan sevgiyle kucaklamak için gelmişler. Kolay mı buraya çıkıp sizi arıyorlar? 3,5 ay ama ya. Çok eziyet etmişsiniz ailenize. Yani sizin yaşınızdaki birine kişilerin... de hiç yakıştıramıyorum ben bunu. Ya yani 56 yaşındasınız artık. Biliyorsunuz ne kadar üzüleceklerini. Dün gittiler, cuma günü gittiler adli tıpa. Ölmüş insanların ya, fotoğraflarına baktılar. Ya, o mu bu mu diye onları gösterdik. Onlara gittiler baktı hani... Yani ama onların da yaşadıkları kolay değil. Çünkü 3,5 ay sizden haber alamayınca biz de herhalde öldünüz diye düşündük yani. Hayır, ortadan kaybolması borçlu olduğu kişilerin bu işi halletmesi demek değil ki. Yani bir ne de kadar eğer... borcu var? Ne kadar ben borcu hiç, var? Hiç bilmeyen hiç. Bilmiyorsun. Hiç bilmeyenim. Yani kapıya gelen var mı yani borcu? Böyle bir tehdit falan var mı? Bankaya da var, kapıya gelen de var, var. Kapıya gelen de var. Bankaya ne kadar varmış? Bilmeyen ki bankaya ne kadar var. Hep haberim araya var. Kredi çekti, söyleniyor ama bilmiyorum annem ne kadar. Ama hayatım sormuyor musunuz bankadan kapıya gelince ne kadar borcu? Ya ben şimdi durumum yok ki versen ben. Neyi soruyor? Soracak şeyi. Parasını bile ödeyememiş. Telefonun parası 500 olmuş. Bizim kızın telefonu da oraya ait. Onun üstüne kayıtlı. Yani şu anda borçlu da olsa bankaya da, şahıslara da borçlu olsa. Telefonun parasını da ödememiş. Telefonu da açmaya. Hayır kardeşim, yaşantısını devam ettirmeye mani bir durum yok. Gelir oturur bir anlaşma yapar. Ödeme imkanı varsa bir plan yapar. Varlığını ortaya koyar. Benim şu anda bundan başka ödeme imkanım yok der. Kim nasıl davrandı? Ödeyemeyince bunlar da herhalde tepkili davranınca demek isyan edip gitti. Bilmiyorum yavrum, yoktum zaten kaybolduğumda da. Müge Hanım bir de şöyle oldu. Bizim şimdi biz bir ev tuttuk. Bu evi duvarı vardı. Duvarını yapacağım diye bu söyledi. Adam 10 kişi çağırmış, 20 kişi çağırmış, kimse yapmamış. O duvarı yapacağım dedi. Ben dedi burada oturursam 1 milyar yaparım dedi. Adam buna demiş ki kızın yanında Ali Usta demiş, ondan sonra bir şey yaptım, senden yalnız konuşmamız lazım demiş. Gitti o günü zaten bana dedi ki evi duvarını sula dedi. O adam bizim bunu takımlarını, ondan sonra çalıştığı parayı hiçbir tanesi bir şey vermedi. Verdiğimiz kuru parayı da vermedi. 1 milyar evi tutmak için verdik, o parayı da vermedi. O adam buna gayet evi vermeyeyim dediyse bu adam... O adam buna ne dediyse bu ondan işte şey oldu demek ki. Siz nerede oturuyorsunuz peki şimdi? Ben başka bir ev tuttum. Şimdi bu kaybı ev duruyorken başka bir ev tuttum. Parasını verdikleri yeri de malzemelerini bile geri vermemiş. Hoca gelsin buraya duvara dedi bitirsin öyle dedi. Gururuna dokunacak bir şey mi söyledi isyan etti bilmiyorum o adam, ki. O adamın yüzünden hayır, oldu yani. Anladığım kadarıyla Ali Bey gittiğinde size artık yeni bir ev tutacak hali de yok. Adam yok. Çekip gitmeyi... Yok. Yok, tutacak hali de yok. Herkes de istemiş. 1,5 milyar para istemiş. Kaç kişiden? 10 kişiden orayı istemiş. Orayı tamamlamak ama istemiş. Verememiş. Yarıda kalmış. Alamamış. Bazı kimse vermemiş. Tek tek konuşalım. Ha. Ben o gittikten sonra öğrendim. 1,5 milyar kaç kişiden istemiş. Vermemişler. Bu en sonunda işte böyle bırakmış. Siz çalışmıyor musunuz Fevzi? Sen evli misin? Değil. Evli değilim. Evde sen çalışmıyor musun? Abimle birlikte çalışıp evimize bakıyoruz.
Oğlan çalışıyor işte, Semih çalışıyor şeyde. Anladım ama o da mermer ustası. Mermer ustası da para kazanır. Adam işte orada çalışmış, herkes memnun. İşte memnun, güzel ustalığı var ama işte şey yok yani. Ustalığı güzel. Ustalığı da seviliyor ama bir ara iş bulamadı. İşte düzenli bir iş bulamadı. Düzenli bir iş bulsaydı öyle çalışırdı ama. Şimdi valla ekibimiz hala Çanakkale'de. Ali Bey, sen bir ortaya çık. Gel bir görüşelim, konuşalım. Sonuçta sen 56 yaşasın. Seni zincirle, elini ayağını kimseye bağlayacak hali yok. Belki Çanakkale'de yaşamak istersin. Hanım gelir oraya. Oradan size bir yer ayarlarız. Yardımcı da oluruz. Sen niye kaçıp gidiyorsun bey amcacığım ya? Aleyna düşünüyorsa gelmesi lazım, çıkması lazım. O çocuk nasıl ağlaya bir görse, gözlerinden her gece rüyasında boğra boğra sıçrayan çocuk. Haklısınız babam, yani. Babam diye anne kokunmaz demiş diye. Ben gelmeyeceğim, ben bataklığa indirdi diye. Ben gideceğim kızım, siyah poşetle bana bir şey götürdü diye verdi. Ben gideceğim kızım dedi diye bari. Anladım. Ben demek ki beyefendi sizin eviniz yoktu. Size ev tutacaktı. O evin de olmayacağını adam anlayınca. Adam da dedi demek ki. Şimdi daha net anlaşılıyor. Umutsuz yeni ev tutmak için de bir parası yok. Parası yok. O da en iyisi gideyim dedi. Yani hiç kolay değil yani, anlıyorum. Eşyalar böyle ortada toplu. Hiç bir adım atacak yer yoktu gittiğinde. Kız dedi havla düşüyor baba dedi. Ondan sonra böyle bağladı bir ipinden. Bak şimdi düşmez kızım dedi. Yani öyle şey yaptı yani. Öyle bıraktı gitti. Ve bizi. Yani bu kadar akrabadan, eşten, tosttan adama yani 1500 lira ev tutması için para veren olmamış mı? Düşünce kimsenin dostu yakından, yok. Adam değil ya. Yakınından hiç kimseden istememiş zaten yavrum. O kadar sıkılgandı ki o. Gururlu bizim tanımadıklarımızdan ya. İstemiş. Şimdi öğreniyorum ki işte filancıdan istedim. Ya Nazancığım yalnız biliyor musunuz? Herkesin de durumu malum aslında dışarıdan bakıldığında. Bence dostluk ya da akrabalık zaten insanlar istemeden onlara yardım etmek değil mi? Belli işte yani. Mesela ayağında ayakkabısı. Çünkü bir adam ayağına ayakkabı alamıyorsa ki öyle erkeklerin 1000 tane ayakkabısı olmaz yani. Bir tane ayakkabısı olur. O bile delikse. Hayır atıyorum. O bile delikse demek ki adamın bir ihtiyacı var. Yani bunu sizin için söylemiyorum. Çevre için de söylüyorum. Yani 15 kişi bak 1500 lira büyük para. Ama 15 kişi 100'er lira verse büyük para değil. Ya da 30 kişi kahvede 50'şer lira verse hiç büyük para değil. Yani o kişiye yardım etmeyenlerin sonra bakıyoruz hani başka şeyleri içiyorlar, yiyorlar falan yani. Yesinler tabii ki herkes kendi parasını yesin ama yani birlikten de kuvvet doğar. Hep diyorum ne var? Siz o gün ona 50'şer lira verirsiniz. 3-5 ay sonra hani kadınlar altın günü yapıyorlar ya biraz öyle bakmak lazım hayatı. Bak adam kaçmış gitmiş. Yaşadığı evde şey, ev değil. Nazlı ona çok üzüldü zaten Nazlı Hanım. Biz o giderdi 3,5 ay oluyor. Dost doğru sofrada bir güler yüz yemek yemedik yani. Bir şeyine yemeğe pişiyor. Yemeğe pişiriyor 3 gün yiyemez biz o yemeği 3 gün. Haklısın hayatım senin de 30 yıllık kocan yani haklısın. Dur bakalım. İnşallah bizi izliyordur. İnşallah bulunduğu yer. Yani İnşallah. Şeye de üzüldüm. Adamın da orada bir kurulu düzeni vardı. Arandığını duyunca onu da bozmuş ama Ali Beyciğim yani burada da sizi merak ediyorlar. Kardeşim var bak, eşim var, 6 tane çocuğun var be yavrum. Şimdi Aleyna bunu izleyince ne kadar üzülecek biliyor musun? Bence üzülmesin, sevinsin şimdi bak babası hayatta. Gözdeşinden ağlayacak. Allah'tan hayatta yani hayatta bu çok önemli bir şey. Allah razı olun yavrum. Hayatta inşallah. Valla ben öldüğünü düşünüyordum. Ben de çok korktum. Ben öldüğünü düşünüyordum. Ben yani 112'lerden, adli tıplardan, hastanelerden falan öyle baktım. O bu kadar uzun süre bulunması da bir mucize. Evet. Yani bir defa sağlıklı olarak görmeniz Allah razı olsun. Büyük bir mucize. Hiç olmazsa ölüm diye bir tehlikeden kurtulurunuz. Allah korusun yani. Hayatta netice itibariyle. Ve çözülebilir bir sorun aslında. Bir sağlık sorunu değil burada. Burada ekonomik bir sıkıntı var. Belki aile bir araya gelerek şimdi aile oturup İnşallah. Toplanıp bakın, ne yapabiliriz diye bir düşünün. Ev bulduk, tuttuk evi. Ha bak Ali Bey evi de tutmuşlar. Gel hayatım ya bak sen bulunmaz ustalardansın. Artık mermer ustası da kalmadı. Sana şöyle düzenli bir iş verecek birini de buluruz. Gel sen bir İnşallah. Yok mu emekli falan yok mu emekliliği yok, falan? Yok emekliliği yok. Arada boşluğu çok var. Ödeyemedi işte şeyini. Boşlukları çok. Hay aslında yaştan tutuyor da. Çalışacak hali de yok. Beyinden ameliyat oldu. Bacağında platin var. Motor kazası yapmıştı. O zaman neden adamın define peşinde koştuğu da ortaya çıkıyor ya. Tamam defineye gerek yok yani. Define aslında insanın definesi onu sevenler. Ali Bey ne olur bir geriye dön ya. Geriye dön yardımcı olacağız diyorum. Daha sana ne diyeyim.
Yani böyle 1500 lira için gidilir mi 3,5 ay o barakalarda? Kıyamam sana. Sen bir geriye dön. Yardımcı olacağım sana lütfen. Sen yeter ki bir alo de. Çok da üzüldüm yaşadıklarına ama hallolmayacak meseleler değil bunlar. Allah can sağlığı ama versin. Ama iki senedir çok çekti. Çekti, çekmedi. Eve ekmek parası götüremedi, bir şey alamadı. Kız bile dedi ki anne dedi babam el dolu geliyordu ama gayet hiç götürmeye dedi. En son gidişinde yoğurt götürmüştü. Dedi babamın ilk yoğurt götürüşü son oldu anne dedi. Nereye gitti? Yok. Çocuk çok ağladı. Yok ekonomik o sıkıntılar bir zaman bu yüzden alıp başına gitmesine neden olmuyor. Ama bakın hayat devam ediyor Ali Beyciğim. Aileniz bir şekilde oturuyor ediyor. Siz de gelin tamamlansın. Ben size yardımcı olacağım. Siz yeter ki geriye dönün. Her zaman söylüyorum Allah can sağlığı versin. İşte Gökhan Özkan mesela aradık. Gencecik çocuk 23 yaşında. Ailesi buraya geldiğinde 9 gündür yok ortada dedi. Ve o gün cenazesine ulaşıldı. Ve o da Geyikli Mezarlığı'nda anneannesi ve dedesinin yanında toprağa verildi. İşte zaten ekip, haber ekibimiz de tesadüfen cenazedeydi. Hemen oradan oraya gitti beyefendiyi bulmak için. O büyük yine nurlar ya, içinde mi yatsın. Ailesi tabii ki perişan. Suçlar cezalandırılsın diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Bu görüntüleri de izleyelim. Sonra reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra sizlere geçen hafta da duyurmuştum. Vallahi diyorum ya, birileri kötülük yapar, iyilikle karşılık veririz. Birileri keser, birileri diker. İstediği kadar hani ağaçlar kesildi, şu densin, bu densin. Birileri kesecek, biz de daha fazlasını dikeceğiz. Bugün Türkiye'de 14 milyona yakın fidan dikilecek efendim. 14 milyona yakın, Orman Bakanlığı böyle bir çalışma yürüttü. 14 milyona yakın fidan dikilecek, biz de destekliyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemir. Özenle üzerinde durdu. Fidanlar sahiplendirildi. Önce 11 fidan dendi. 11'de 11 milyon fidan ama 14 milyona yakın fidan ekiliyor. Bunlar Orman Bakanlığı'nın sahiplendirdiği fidanlar. Ama eminim sizler de evlerinizde yetiştirdiğiniz fidanları hep söylüyorum bir çekirdek olsun dikin. Onlar da fidan olacaklar. Fidanlar da ağaca ulaşacak. Evet. Reklamlardan sonra biz de fidanlarımızı dikeceğiz. Ama öncesinde işte Allah can sağlığı versin dedecek görüntüler. Hayatının baharında cinayete kurban giden Gökhan Özkan'ın Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli'deki cenazesinde katil zanlısı Ercan Orhan ve eşine yönelik öfke vardı. Bugün yavrumun cenazesi yerine konulacak. O timsah gözyaşını bıraksın ama evliye değil. Benim yavrumu niye gelip çağırdı madem? Namusuna göz diktiydiyse, savcılığa verelim dediydiyse. Bir gün öncesi gelip yavrumdan niye 300 lira para alıyor? Niye pofuduk ayakkabı aldırıyor? Niye bluz kazak aldırıyorlar? 23 yaşındaki genç Gökhan Özkan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmadan önce Çanakkale Ezine'deki ailesinin evine getirildi. Henüz 23 yaşında hayata gözlerini yuman genç adam Geyikli Mezarlığı'nda toprağa verilirken ailesi ve yakınlarının tek isteği katilin hak ettiği cezayı almasıydı. Yok artık. Tek istediğim o kadını, kızını da yardımcılarını da alın. Başka bir şey istemiyorum. Allah rızası için yavrumun yerinde kıraat et. Kim ne yaptıysa cezasını çeksin, başka bir şeycik istemiyorsun. Anneannesi ve dedesinin mezarının yanında Gedikli Mezarlığı'na defnedildi. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17.
Herkes fidanını hazırlasın. Geleceğe nefes olsun diye 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. 11 Kasım'da Türkiye genelinde aynı anda 11 milyon fidan dikilecek. Vatandaşlar olarak buna katkıda bulunabiliriz. Sizlerden de rica ediyorum. Şimdiden ayarlayın ekeceğiniz fidanları. Fidan olması da önemli değil. Valla şeftalini, çekirdeğini ekin, o büyüyor. Fidanlar alındı, beklenen gün geldi çattı. Burada biz de saat 11'e 11 geçe fidanımızı dikelim. Türkiye bir rekora imza atarken Geleceğe Nefes kampanyasına canlı yayında destek. Az sonra Müge Anlı'da. Evet efendim, fidan dikmek için stüdyonun bahçesine çıktık ama sizlere bu güzellikleri de göstermek istiyorum. Bizim burada 3 tane tavuğumuz ve 2 tane de horozumuz var. Biri cesur, biri atak horozlarımızın. Ondan sonra onlar beni her sabah böyle araba buraya geliyor, tanıyorlar, hemen geliyorlar. Çünkü ben onlara salatalık veriyorum diye. Ama bu kızlarımızın gagalarını kesmişler biz satın almadan önce. Allah kahretsin onları, kim kestiyse. O yüzden onlar çok zor yemek yiyorlar. Gel cesur, gel. Şimdi tabii çok kalabalık gördüler, o yüzden biraz tedirginler. Gel. Bak da nasıl yiyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak aslan. Aslan parçası. Sen bunu al. Sen bunu al. Hiç kızlara bırakmıyorlar, bakar mısınız? Zaten kızlar da öyle yiyemiyorlar. Bak bu çok akıllı. Bu hep buraya geliyor. Bunun ağzından düşürdüklerini alttaki atak yiyor. Bak. Ah. Bak. Allah hepsini birden aldı. Biraz daha versene Sevcan. Nasıl kızlar ve çocuklarımız? Ya bunlar harikalar, yemin ediyorum size. Bir de ötse çok güzel olacak. Gel. 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 Gel bak, o aşağıda beklemeye alışkın olduğu için. Biraz da kızlar yesin. Bak sen bunu al, sen bunu al, sen bunu al, sen bunu al. Sen bunu al, bak bak bak. Sen bunu alır mısın lütfen? Sen bunu al. Al 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 al. Al al al. Aslında beşi birden çıkar ama bugün çıkmadılar. Hadi. En iştahlı bak, cesur bak, ama galiba. O cesur çok tatlı. Cesur acayip. Bak siz varsınız diye biraz şey. Hepsini alır bak. Ah. Onun gagası tam. Değil mi? Bak 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 bak, nasıl gaga. Ya size bakıyor, bakar mısın? Evet evet. Ya size bir de bakıyor, kalabalık bak. Gördü ya, kalabalıktan dolayı. Allah sen onlara bakma, ben hiç şey yaptım. Tuhaflaştı. Ah. Evet. Eyvah, kavga başladı, kavga. Ama o zaten o, evet, şey yapamıyor, o gagasından dolayı çok yiyemiyor. Ya niye bunların gagasını kesiyorlar? Niye kesmişler biliyor musun? Niye? Yani bir yumurtalarını yiyor diye kesmişler ya. Ya inanılmaz ya. Yani? Ama yemek yiyemiyor öyle olunca. Ona elimizle yediriyoruz o kızlara. Yazık ama, yazık. Gerçekten ama. Yazık. Ya ölüme yani terk etmek gibi bir şey onları. Yani beslenemeyecekler ve ölecekler. Bak 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 bak, nasıl kalktı, bak nasıl kalktı. Aferin sana, aferin sana. Hadi kızlar gelir, hadi ağaç dikme vaktimiz geldi mi? Fidanları dikme vaktimiz. Bunlar efendim tavuklarımız ve horozlarımız. Tavşanlarımız da vardı ama tavşanlar işte kaçtılar onlar da. Evet. Bak evden kaçmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Tavşanlar da, biz onlara çok güzel bir yer yapmıştık. Fakat tavşanlarımız kaçmak için alttan bir çukur kazdıkları için yan tarafa geçmişler. Yan tarafta da köpekler oldukları için akıbetlerini şu an bilemiyoruz ama evet, iyi olmuşlardır diye ümit ediyoruz. Evet. Yani kendilerince zaman kurtulmuşlar ama daha kötü yere gitmişler. İşte kaçanın başına gelebilecek için çok güzel bir örnek aslında. Tabii o şey, kuyu ne derler, çukur kazmış, tünel kazmış, tünelden yan tarafa geçmiş. Orada da köpekler var tabii, köpekler çıkınca da. Biz onları besledik, iyi bakıyorduk. Sürüden kaçanı köpekler yer diye bir laf var. Evet. Kurtlar kapar. Onun evet için neresi? Ha, ay, ben yürüyorum ha öyle. Tavşan, evet. Biz de takip ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugün söylediğim gibi aslında 11 Kasım'da saat 11'e 11 geçe, şöyle gelirseniz 11'e 11 geçe Türkiye'de 11 milyon fidan dikme hazırlığı yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı Sayın Bekir Pakdemir çok önem verdi bu projeye. Ben başka bir vesileyle kendisiyle tanışma fırsatı bulduğumda öğrenmiştim. Çok hoşuma gitti. Sizlere de hep söylüyorum, hani çam ağacıklarını bulun, büyütün. Gerçekten çok keyifli. Ektiğiniz bir tohumun, hani şarkıda vardır ya, evet, tohumlar fidana, fidanlar ağaca. Bunu görmek çok keyif verici bir şey. Bu efendim bir erik ağacı. Bir erik ağacı dikiyoruz. Bir de yanında çam ağacımız var. Diğer ağaçlarımızı da daha sonra gün içinde dikeceğiz. Hadi dikelim.
Atomcum. Nasıl yapacağız? Atom onlara çok güzel çukurlar da kazdı. Vallahi o kadar büyük küreyi kullanabilir miyim bilmiyorum ama deneyeyim yani. Bunun için biraz güç lazım ama o kadar güçlü onu miyim bilmiyorum. Onu şöyle yapalım, sizle beraber yapalım. Ben de yardım edeyim. Siz de ötekine de ki. Yok, ayrı ayrı herkes tamam. Tek başına yapsın. Hayır hayır, kürek çok ağır ya. Yok azıcık ama gaye görüntü olsun. Gaye görüntü olsun diye. Dur bakayım, bunu şöyle yapıyorlar. Tabii, altından. Heh, evet. Heh, süper. Vallahi yani yapamaz olsun. Değilim de helal kıyafetim olsun. Müsait. Hep seni mükemmel biliyorsun. Şeyle, kıyafetle çok zor. Olsun. Ne demişler? Bütün Azmin işini... elinden hiçbir şey kurtulmaz. Evet. Şimdi bunu diktiğimiz zaman arkadaşlar, tabii herkes benden, beni izleyenler daha bu konuda bilinçlidir ama üzerini çok böyle böyle kapatmamanız lazım. Biraz böyle hava bırakacaksınız ki suyunu ve şeyini daha iyi alsın. Biraz şöyle şey bırakmak lazım. Atomcum böyle işte, böyle basmamak lazım. Olduğunuz vallahi belli. Helal. Dünya Hanım. Ben seviyorum onu. Çok hoşuma gidiyor. Her şeyi mükemmel yaptınız. Heh. Toprak atışınızdan üstünü kapamaya kadar her türlü bilgi sahibisiniz. Demek ki tatbiki bilginiz var. Var var. Hiç ben severim biliyorsunuz böyle şeyleri de topuklu ayakkabılarla toprağın içinde. Evet. Bu kadar evet. Oldu. Yanıma getirmemişim normal kıyafet de ondan. Hadi can suyunu da dökelim. Evet. Allah seneye. Hadi bakalım. Erik yiyeceğiz inşallah. Şöyle güzel. İnşallah. Oh, en i̇nşallah. Baştan şöyle pırıl pırıl olsun. Oh. Müge Hanım, ben bir şey özellikle bugün için söylemek istiyorum. Seneye eriklerimizi yiyeceğiz, evet. İnşallah. Orman Bakanımıza. Balıklarımız geldi. Çok iyi. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Şu bakımdan ağaç dikmek dünyayı kurtarmaktır. Evet. Bu hava kirliliği. Bu iklim değişikliğini önlenmenin tek yolu ağaç dikmek. Allah. Evet. Tek yolu evet. Bu. Evet. 11 milyon ağaç da hiç az bir rakam değil. Evet. Dolayısıyla Orman Bakanlığı'nın tüm yetkililerine çok teşekkür etmek istiyorum. İnsanlıkla da teşekkür evet. Etmek istiyorum. Evet. 11 milyon nefes, 11 milyon oksijen, 11 milyon hava temizliği tek çaresi ağaç dikmek. Evet. Geleceğe bırakabileceğimiz en büyük miras aslında. Tek çaresi bu. Evet. Arkadaşlar. Yani evet. Bugüne kadar. Dur şimdi söylemeyelim kalkıp da... ama inşallah daha güzel bir projem var. Öyle yani mi? Onu söyleyeyim evet. Gerçekten... Ağaçlarımızı kesenler bu yapılan güzel icraatı görsün de utansın. Artık onlara da bir insanlık duygusu gelsin. Bundan sonra ağaca el uzatanın eli kırılsın inşallah. Amin. Bu amin. Ağaçların yetişmesine de kimse mani olamayacak. Emeği geçen, böyle bir projeyi ortaya atan herkese teşekkürler. Allah razı olsun. Türkiye'ye en büyük hizmet. Evet. Evet. İyi düşünmüş, iyi bir hizmet. Böyle, evet. Üstünü böyle böyle kapatmayın. Bak size de söylüyorum ben gittikten sonra böyle böyle yapmayın. Ki biraz... hava alsın. Şu, evet hava alsın. Nerede? Can suyumuzu da koyalım. Ben biliyorsunuz her gün kontrol ağaçlarım ne oldu diye. Biraz şöyle üstüne de gelsin. Evet. Oh pırıl pırıl. Mükemmel. Hadi bakalım. Harika. İnşallah böyle kocaman olacaklar. Evet. Elinize emeğinize başlattığınız bu... Ben başlatmadım tabii dediğim gibi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Sayın Recep Akit'e teşekkür ediyorum. Evet. İstanbul Orman Bölge Müdürümüze. Bunlar sembolik ama inanıyorum ki Türkiye'de şu an o 14 milyonun dışında da yine yüzlerce fidan ekilecektir. Evet, hiç ümitsizliğe evet. Kapılmayın. Aa kesiliyor, kesiliyorsa kesilsin. Onlar kesilir, biz dikeriz. Tabii. Onlar keser, biz dikeriz. Mücadeleye devam. Yani yılmayacağız. Yılmayacağız. Gayet öyle bir şey yok. Onları pişman ettirinceye kadar, onları bu vatan hainliğinden vazgeçirinceye kadar benim nazarımda ağaçları kesen veya yangın çıkaran bizi ormansız bırakmaya kalkanlar birinci derecede vatan hainidir. Birinci derecede vatan hainidir. Onların yaptıklarından biz kat'i surette bir adım geri atmayacağız. Ve her türlü mücadelemizi devam ettireceğiz. Bakın bunlar da böyle yiyorlar. Bak bak bak. Evet. Bak. Bak bunların gagalarını kestikleri için bunlar da böyle besleniyorlar. Bak ağaçlarımızın yanında evet. Bunlar da dişi olmanın. Evet. Aleyhte faktörünü yaşamışlar yani. Diyorum ya vallahi ama o kadar güzel sıcak sıcak elime geliyor ki görmeniz lazım ya.
Biliyorsunuz ben bunları küçükken besliyorum. Bu kadar büyük evde bakamıyorum. Evet. O yüzden bunları çok... Bak ama o kadar korkaklar ki bak. Bak biraz alıştırmaya çalışıyorum. Bak cici cici. Bak cici yapalım. Gel. Gel cici yapalım. Bak gel cici cici cici. Şey yapamıyorum yani. Çok onları evet. ehlileştiremedim henüz ama inşallah ürküyorlar. Ehlileştireceğim. Şimdi bunları da yerler buradan onlar. Hadi buyurun. Hadi biz de içeri girelim. Efendim kartımı size vermiştim. Ah evet Sabahat Bayniş. Ay niye size veriyorsam hocam durduk. Ben de alayım. Yok yok teşekkür ederim sağ olun. Sabahat Bayniş efendim. 18 Ekim'de kayboldu. 25 gündür kayıp. Bugün stüdyomuzda kayıp Sabahat Bayneş'in eşi de var. Çünkü Sabahat'ın ailesi eşinden ve kayınvalidesinden şüpheleniyor. Onların biliyorsunuz çeşitli iddiaları vardı. Şiddet gördüğüne dair Sabahat Hanım'ın. Eşi bu iddialara cevap verecek. Sabahat inşallah bizi izliyorsundur. Lütfen bizi ara. Hayatta olduğunu bildir. Hepimizin en büyük dileği bu. 18 Ekim'de Sakarya'daki evini terk ederek kayıplara karışan iki çocuk annesi Sebahat Bayniş'i aramak için ablası Selma Zebul gelmişti stüdyomuza. 28 yaşında, 7 yıl önce evlenmiş, eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşıyor. Kaybolmadan bir gün önce ablası Meleği arıyor, eşiyle anlaşamadığını, boşanmaya karar verdiğini söylüyor. Ertesi günde Tahsin Bey yani kocası Meleği arayıp Sebahat evi terk ediyor diyor. Ve eşinin evi terk etmesiyle ilgili de yine Melek Hanım'ı suçlamış. Yani seninle telefonla konuştuktan sonra evi terk etti evet. demiş. Ancak siz diyorsunuz ki yani sürekli eniştemizle çelişkili çelişkili açıklamalarda bulunuyor. Evet. Kayıp başvuruda ilan ettin mi dedim. Evet ettim dedi. Sonra ben Adapazarı'na gittim Söğütlü Jandarmasına. Sebahat Bayniş kayıp dedim. Başvurumu aldılar. Tahsin böyle bir şey yaptı mı dedim. Hayır yapmadı dedi. Kayıp başvurusunda bulundum dedi ama aslında bulunmadığını öğrendiniz. Evet. Onların iddiasına göre kayınvalidesi kartını almış, evden kaçmış. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Sabahat Hanım'ın kayınvalidesi sizi aramış. Beni aradı dedi. Çocuklarını sordu dedi. Telefona çocuğunu istemiş. Dedi vermedim dedi. Dedim Sebahat'ın aradığı numarayı bana ver. Ben arayayım dedim o numarayı. Bir beyefendi çıktı dedi. Ben de yolda yürüyordum dedi. Ben de Esenyurt Kıraç'tayım dedi. Dedi Sebahat'la ilgim yok benim dedi. Bu Adapazarı'nda yaşıyordu. Beyefendi Hı-hı. diyor ki ben Esenyurt'tayım, Kıraç'tayım. Evet. Bir tane kadın yanıma geldi. Benden cep telefonumu istedi. Ben evet. de verdim. Aradı konuştu. Ben sizin kız kardeşinizi tanımıyorum diyor. Evet. 4 ve 7 yaşlarında iki küçük çocuğu olan genç kadının yayınımıza bağlanan kayınvalidesi Güllü Bayniş ise gelininin giderken götürdüğü kredi kartından iki defa para çektiğini söyledi. Geçen ayın 18'inde kapıyı kilitlemiş, 11 arabasıyla gitmiş, kredi kartım almış. 1,5 milyar buradan çöktü. ATM'sinden çekiyor. 1,5 milyar İstanbul Ot Meydanı'ndan çekiyor. Aradı. Kredi, benim kredi kartımı neden aldın dediğim zaman telefonumu suratıma kapattı. Başka bir şey benimle konuşmadı. Bu bunun ilk defa girişi değil. Bu dördüncü yapışı bize bunu. Bir insan evden durup dururken gitmez Güllü abla. Siz dövüyor muydunuz gelininizi? Hayır Müge Hanım hayır. Ama bak, komşularınız benim... diyor ki kayınvalidesi şiddet uyguluyordu diyor. Sizin hayır, öyle bir hayır. şiddet uygulama şeyiniz var mıydı? Hayır Müge Hanım hayır. Gerçek bak çaldım. Peki bu kız niye kaçıyor dördüncü defadır evden? Hiçbir şey söylemiyor. Ağzı çok sıkı. Bak kardeşi de olsun. Ablasına sorabilirsin. Ağzı çok sıkı. Kendini birisini ifade yanlış... bile edebilen kız değil bu. Sizden şüpheleniyor aile. Dur ben açık açık konuşayım da siz bu kıza bir şey mi yaptınız diye yani. Kredi kartını çeken birisi var. Ya o insanla gitti. Kamera kayıtları gösteriyor kişiyi. Kamera kayıtlarındaki kişi sizin gelin değil o zaman. Başkasına çektiriyor. Erkek. Geçtiğimiz yıl bir süre sığınma evi evinde kalan Sebahat Bayniş'in yayınımıza bağlanan arkadaşları ise genç kadının sistematik bir şekilde şiddet gördüğünü ileri sürdüler. Yani Sebahat'ın çekmediği işkence yaptırdı. Maşayla da vurdu. Kim maşayla vuruyor? Eşi, kayınvalidesi. Bunların hepsi yalan. O kimse Allah'a havale ediyorum bunu ben. Hadi biri yalan söylüyor, öbürü yalan söylüyor. Sağdan soldan duyduğumuzda mı yalan söylüyor? Bak bu yalan. Bunların hepsi yalan. Bu benim akrabam. Kesinlikle hiçbirisini yapmadık biz. Bizim amcamız bu. Benim yeğenim oluyor. Benim amcamız bu. Bakın bir arkadaşı daha telefon attığımız demiş Sebahat'ın. Bu Sebahat rahmetli Hasan abiden şiddet gördü. Benim gözümün önünde. Ki eşinden zaten
fazlasıyla şikayetçiydi. Bundan önce evet birçok kez kaçmışlığı vardır bu kızın. Ama bu kızın kaçmışlığı şiddetten. Yani Sabahat de kurtulmuşsa iyi yani de hani bu anlatılanlardan. Ama kayınvalidesinde yalan söyleyecek hali yok. Kredi kartımın iki kere çekilmiş, bir adam çekmiş falan diyor. Şimdi bu kadar mağdur insanları da hani hep söylüyoruz ya, böyle kuzuları bekleyen kurtlar var yani. İnşallah bir kadın sığınma evindedir. İnşallah birinin yanına sığınmış. Hayatta olsun da. Sabahat, bir daha geri vermeyeceğiz seni. Söz veriyoruz. Abim de öyle söyle. Bize vermeyeceğiz gerisi geriye. Bizi duyuyorsan burayı ara. Hayatım sen bir ara, bir hayatta olduğunun bilgisini ver. Yardım edebileceğimiz bir şey varsa ailenin dışında ben de yardım etmek isterim. Nerede duracaksın? Öyle 1500 lirayla 22 gündür geçinilecek bir durumda yok yani. Efendim, hanımefendi 4 kere evden kaçmış ailesinin söylediğine göre. Fakat bu kredi kartından para çekme mevzusu bir önceki kaçışındaymış. Yani bu son kaçışında değilmiş o kredi kartından para çekme konusu. Bir önceki gittiğinde çekilmiş. O nedenle bu hanımefendi nereye gittiyse cebinde parası da yok. Tahsin Bey de aramızda. Tahsin Bey hoş geldin. Hoş eşi. Bulacağım. Bugün hoş iki ablası ile beraber eşi de geldi. Bence senin de sözlerin etkili olacak. Bir kere Tahsin'cim, neden kaçıyor senin eşin evden? Şimdi şiddet uygulandı diyorlar. Böyle bir şey yok. Yok mu? Böyle bir şey olsa Selma ablası burada. En son bu Mülke kaçmadan... Abla, bir şey diyebilir mi? Bir o bir sen. He. Kaçmadan bundan 20 gün önce ablasının yanına gidiyorsun diye çıkıyor evden. Ama evden kaçıyor. Şiddet yok. Şimdi ablasının... size kaç çocuğunuz var? İki çocuğumuz var. Allah bağışlasın. Peki iki çocuk annesi kadın bir önce kaçtığında çocuğunu da almış götürmüş. İkisini de götürüyor. İkisini de götürmüş, sonra geri gelmiş. Nereye sonra, gitmiş? Ablasına gitmiş, abisine gitmiş. Abisi demiş ki gel al demiş, sen de gidip almışsın. Peki sonra sen eşine demiyor musun? Hanımcığım yani niye senin, ne sıkıntın var? Hiçbir baskı yapmadım. Sormadım yani niye gittin, niye ettin? Çünkü gitmiş ya mesela hani. Niye gittin be? Yani niye gittin? Ben seni çok seviyorum, bir sıkıntın mı var? Şimdi bir şeye mi ihtiyacın var? Şimdi böyle baskı yaptım bir kere, sordum. Yine karşı gitti. Şimdi aynısını yapacağı için bir daha hiç sormadım. Çünkü gittiği yeri biliyorum. Ablasını diyor çıkmış. Zaten ben jandarmaya bildiriyorum. İki gün sonra haberini alıyorum. İşte tamam, Düzce'de olduğunu. Tamam, onu demiyorum. Bu baskı değil ki Tahsin'cim. Anladım, bu ben şey, anladım. Hani karıcığım. Arayı düzeltmek için bir daha bak bir sıkıntın mı var? Diye. Yani istemediğim bir şey mi oldu? Seni kırdıysam özür dilerim. Neye kırıldın? Ama her geldiğinde de bak abisine de görüşüyor. Diyor ki abisine, ben diyor eşimden şikayetçi değilim. Her seferinde bu şekilde, jandarmayı da aynı bu şekilde konuşuyor. Şimdi eşten şikayetçi olmayı kocalar kullanıyorlar da öyle eşten şikayetçi olunmuyor. Çünkü tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı oluyor. Bir de arada çocuklar var. Öyle kadınların eşlerinden şikayetçi olmaları o kadar kolay değil. Ve siz erkekler de bunu kullanıyorsunuz. Niye o zaman şikayetçi? Niye? Öyle o kadar kolay değil. Korkuyorsun. Yani korkuyorsun kocadan. O yüzden öyle her zaman gidip şikayetçi olunmaz. Ver şu... Yani bundan... sen dövdün mü kadını? Yok, ondan dövmedim. Mı gidiyor? Hayır, dövmedim. Bak şimdi kamera kayıtları var. Mesela para mı vermiyorsun? Bir ekonomik şiddete mi uyduruyorsun? Para veriyorum. Bunun hattı da vardı. 33'lü bir hat kullanıyordu. Aldatıyor musun? Ona mı kızıyor gidiyor? Hayır, kesinlikle. Kesinlikle. Bundan yaklaşık, bak şimdi burada açık açık konuşmak istemiyorum. Bundan yıllar önce ben buna bir hat aldım. Bu hattan işte televizyonun altından numaralar geçiyor ya. O numaraları aramış. Devamlı bu. Abuk zubuk mesajlardan. Ben buna bak... Yalan konuşmuyorum. İki tane çocuğum var, bir tokat attım. Ama burası morardı. Ben vurunca. O yüzden ben cezaevine girdim. Ama pişmanım vurduğuma. O Allah'ın emaneti sana. Tamam. Sen vuramazsın. Vuramazsın. O Allah'ın emaneti sana. Ama bir sinirle vurdum. Bak ne diyorum? Pişmanım diyorum. Ben buna vurdum. Hapse de girdin. Girdim. Evet. Cezaevine de girdim. Para cezası çıktı işte. Mahkeme şeyi düşürttürdük. Para cezası. Ama pişmanım. Aynısını ben hakime anlattım. Dedim ki bir sinirle dedim. Vurdum. Çünkü ben... Müge Hanım üç akşam boyunca hep tekrarladım. Dedim ki bu mesajlar dediğimle hiç söylemedi. Bak ablası da burada. Ablasının yanına oturduğu zaman ablasına bir hafta kalmış. İyi, sen bir tokatla seni cezaevine atmışlar. Ama... Bugün gazetede haber vardı. Adam naylonu yakmış. Yani karısını yakmış, serbest bırakmışlar. Yani bir de çocuğunu yakmış, karısını yakmış, bir de 3 yaşındaki kızını da yakmış suratını. Şimdi acaba Müge... para cezası verdiler de cezayı ödeyemediğin için mi cezaevine gittin, yoksa İyi direkt yani hapis cezası mı verdiler? Şimdi direkt mahkemeye çıktık. Evet. Hakimi karşısına. Evet. Dediler ki 9 ay. 9 ay. Evet, 9 ay. Sonra paraya çevirdiler. Sonra parayı çevirdiler. Ben demedim yani parayı çevirin diye. Sonra parayı çevirdiler. Ben 3-4 milyar para ödedim.
Ödedin. Evet. Hiç yatmadın mı yani cezaevinde? 7 gün yattım. Açık cezaevinde. İyi olmuş sana. Ama pişmanım bak. Vurduma pişman oldum. O hakimin de ellerinden öpüyorum. Vallahi 7 evet. gün az yani. Büyük bir olasılıkla o hocam, bir tek tokattan çok daha az diyorsunuz da ağırdı. Allah insanı 24 yok, saat yatırmasın şey yani. Hocam, bizi cezaevinden çok izliyorlar. Dark raporunda sadece burasında vardı. Suratında vardı. Vurduğunuz zaman. Senin de, senin de dur neyse cezayı konuşmuyoruz da. Hayır, yani demek ki basit bir yaralama senin... olmaz yani. Basit yaralama 9 ay yapmaz. Basit yaralama olsa 3 aya kadar 6 aya ama kadar. Ama yani öyle bir demek tokattan demek ki o yaralama, olmaz. O bulgu basit olmayan bir yaralama. Çenesini mi kırdın ne yaptın? Yok suratında patlama oldu burasında ha. Ondan dolayı. Müge abla bir şey diyebilir miyim? Evet. Suratında sabitsiz bir akacak tokat, bir şeydir o. Tokatı vurdum hani kolon olur ya. Yani ben vurduğum zaman, döndüğü zaman suratı şeye vurdu, duvara vurdu. Ha, kendisini patlamadı. Vurdu o duvara. Yani ben anladım. Vurunca o kendini attı, suratı duvara vurdu yani. Benim hani şeyimden değil. Sonra jandarmayı aradı. Ben dedim ara dedim, gelsinler. Jandarmayı aradı, jandarma geldi. İşte darp rapor alındı. Bir ay sonra da mahkemeye çıktım. Ama yine benim yanımda durdu. Ben ondan sonra bir tane tokat atmadım. Ne yaptın? Vurmadım. Hiç vurmadın ondan sonra. Bu hiç peki, dönmedi. Peki kayınvaliden hiç vuruyor mu? Tabanca çekmişsin. Ha, anne babayı çekmiş. Görmüş. Nebat yenge gördü hayır, söyle. Yalan. Yalan bak, değil yalan. Doğru. Bir saniye. Akşam yani telefon açtım. Ben de tabanca yok. Bağlan dedim bağlanamam dedi. Niye dedim? Vicdanın varsa bağlanma o zaman. Ama bende tabanca yok ki. Ben tabanca de yok değil. O zaman Nebat yenge niye bayıldı o gece orada? Niye bayıldı? O benden dolayı bayıldı. Ne, ya senden... Ben evde bir tartışma çıktı. Tamam mı? Kendi aramızda ailevi sorunlar adına. Nebat yengemde de şey var. Aslı gibi bir hastalık var böyle bayılma şeyi var. İşte ben dışarı çıktım. Aşağı indim dışarıda bağırmaya başladım. Nebat yengem kapıyı açmamaya çalıştı. Ben de kapıyı ittirince kadıncağız da bayıldı. Yalan. Yalan bak, söylüyor. Bak yalan değil. Bağlansın yani bu ikinci yalan bir söylüyor. Olay. Bu bayılma olayı o dayak ye. Yok benim ona bayılmıyor. Sonra. Hayır hayır yani surattaki vurduğun tokatta başka bir olay. Başkası var. Başka. Heh, yani. Tamam. Yani demek ki Nebat şiddet uygulamaların devam etmiş. Ben hanıma güzel vurmadım. Kardeşim. Ben hanıma vurmadım. Bayılan başkası. Tahsin Bey, illaki vurmanız gerekmiyor. O sözel şiddetiniz, o bağırdığınız zaman tam söylediğiniz sözler. Bu sefer de sözler, yenge bayıldı diyor bunların yani. Bunların hepsi tabii ama yine de eşinize yönelik söylediğinize göre bunların hepsi şiddet. Ben ya şiddet şey uygulamadım diyemezsiniz. Emrah fiziksel şiddet, temas içeren şiddet uygulamasanız tamam, dur, neyse, da melek bir şey bir şiddet uygulamışsınız. Ya, hepsi söyle şiddet. Melek, Müge abla bir şey diyebilir miyim? Bir gece Sebat benimle konuştu. Melek abla dedi geçen gece gittiğinde boru düşmüştü. Boru düştü dedi. Ne borusu? Boru halı bir daha soba borusu. Halı birden şey olmuş. Kirlenmiş. Kirlenmiş. Tahsin Oklava'yla Sebat'ın başına Sebat'ı da beklemiş. Gözyaşımla diyor halıyı yıkat. Sildim diyor. Doğru mu? Bu yalan. Doğru. Bak, doğru. Şey, Sebat bak, bana bu yalan. Öyle diyor. Şey döküldü doğru. Kurumlar döküldü. Kurum döküldü doğru ama başında beklemedim. Çünkü ben gece dörtte kalkıyorum. İşe gidiyorum. Gözyaşımla sildim onu diyor. Bu yalan. Elinayı çektim hani kenara başında çocuğuna. Başında oklamayla beklemiş bilen bu yalan. Yani bir iftira bunlar. Hayır Tahsin'cim şimdi o boru düşüyorsa kurum dökülüyorsa yere. Sen de al eline bir bes sil. Oklamayla bu, diyor başında bekledi diyor. Saat 10-11 gibi oldu. Tam tamam. Benim yatma saatim. Daha ben gece erkekler daha iyi siliyorsunuz siz. Böyle gece bizi böyle aldın mı şöyle ben bir kalkıyorum işe gidiyordum. Şöyle servise bir yaparsın. Saat 5'te. Hayır niye kadın dikiyor yani? Sen ama siliyor. Sen de abi bizi şöyle bir hop bir siliver. Siz mesela daha güzel bizden cam falan ama siliyorsunuz. Bence yeri de daha iyi silebilirsiniz yani. Ama silmedi ki onu. O akşam onu topladı. Ertesi gün zaten dışarıda yıkandı oğlu. Sebat. Tamam çıktıktan sen ne pek? Sen niye karışıyorsun zaten evin temizliğine? Ben karışmadım çok ki. Çok titizler bunlar. Ben bir şey demedim ki. Eve sinek dahi sokmuyorlar bunlar biliyorum. Ya biz titiziz. Yani çok titizler. Bakaraktan temiz olacak. Bizim evimiz temiz olacak. Yani komşularım da biliyor. Tamam peki sen yapıyor musun temizlik? Ya ben yapan ev işine hayır, karışmam. Ben dışarıdayım. Sen yani ev diyorsun temiz olsun ama ben yapmam. Yok ona değil. Ben dışarıda çalıştığım için ben annemle hanımın arasına kesinlikle girmem evin işine. Peki kim yapıyor evdeki temizliği? Annem yapar, hanım yapar. Zaten bak çoğunlukla annem yapıyor temizliği evde. Annenle yani benim beraber mi oturuyorsunuz? Evet. Bu tam benim hikayem. Ben de çok dağınımdır ama ev toplu olsun isterim. Benim annem, benim hanım yemek yapmayı bilmez. Kesinlikle hep yemekler annem yapar. Benim hanım sadece bana kahvaltı hazırlardı. Bu yalan değil, bu doğru. Peki sen şimdi, bak ben sana açıkça sorayım. Ailesi diyor ki, Tahsin bir şey mi yaptı acaba diyor. Hanımına bir şey yaptın mı diye soracağım. Tamam. Tabii yapsan da evet demeyeceksin ama.
Ya yapsam ben yaptım derim. Yani sen hanımını geriye dönmesini istiyor musun? Ya gelsin. Bak bana Melek Abbas dedi o akşam. Şeyde Düzce'de ben bu daralmaya gittim. Melek Abbas dedi ki polis diye bağırıyor. Ha. Beni abisi çağırıyor. Melek Abbas'ı polis diye polis polis diye. Ya bak çocuğumu kaçırmış olsam ben sizle buluştum ama kaçırırdım. Markette kaçırmazdım kesinlikle. Ben Ercan abisine telefon açtım. Ercan abi dedim bak çocuğun sütü yokmuş. Çocuğa dedim süt alacağım. Bunları dedim eve göndereceğim. Ben dedim seni bekleyeceğim. O dayısı akşam dayısı diyor ki o akşam Sebat'ı bırakalım diyor. Çocukları alalım gidelim diyor. Ben o yüzden polise bak. Şu an çocuklar nerede? Babasında. Çocuklar benim yanımda. Çocukları bırak gidiyor. Bir de siz zaten akrabasınız. Kuzensiniz yani birbirinize de. Ben şiddet uygulamadım. Bu, peki istiyor musun geriye dönsün ya eşi? Gelsin eğer boşanmak istiyorsa bak huzurunuza konuşuyorum. Boşanmak istiyorsa boşanırız. Bunun derdini ben anlamadım derdini. Çözemedim. Bu en son gitti. Kaçmadan bir gün önce ayın 17'sinde 18'inde biz maaş çekmeye gidiyoruz. 17'sinde akşamı saat 10 gibi Melek ablasına konuşuyor. Ne konuştular bilmiyorum. Akşamdan sabaha gidi ben ne yapabilirim ki ona? Sabah diyor eşim Sebahat nerede diyor. Ben akşam, ne bileyim senin yanındaki kadın. Hanımefendi telefon attığımızdaymış. Hanımefendi günaydın. Heh. Günaydın merhaba. Bu adam kesinlikle yalan konuşuyor. Evet yalan söylüyor. Hangi eşine açıdan? Şiddet uyguluyor. Ben bir gün elinden aldım onu. Durdun mu? Nereden aldınız? Kendimiz elinden. Biz düğüne gitmiştik. Uzaktan bir akrabamız oluyor. Düğüne gitmiştik ve düğüne gittiğimiz yerde evde dayak yiyip yanımıza kaçtı ve merdivenin altına sakladım ben bu kızı. Demirle dövüyormuş kızı ya. Hayır yalan. Amcasının oraya kaçtı. Amcasının oraya. Nasıl yalan? Yalan. Bak uzaktan nasıl diyor. Bak uzaktan düğüne kızın, gittik diyor. Kızın eli titriyordu. Her yeri berbat şekildeydi. Bu yalan. Hala yalan diyorsun. Ben birebir aldım ya. Vallahi bak mesela buradan gitmek nasip olmasın bu yalan. Bak ne diyor? Nasıl düğüne gittim ben diyor. Ben kendimi aldım elinden. Ondan sonra siz ikna ettiniz, geri götürdünüz, annenle beraber dövmüşsünüz onu. Anam. Bu yalan akşamın bak. Doğru. Şu hadi an bak. Hangi düğün? Hangi düğün? Bu hatırlatın ya. Bir isterseniz. Tamam. Sasım Bey hatırlamadı. Hangi düğün olarak hatırlamıyorum. He, neredeydi düğün? Teyzemin düğünüydü ama. Oldu mu böyle bir şey? Bu şahıs nerede? Ben zaten şey yapamadım. Düğün öyle bir düğün olmadı. Ben benim nasıl hanımı zaten düğüne götürmedim. Nasıl olmadı? Nasıl olmadı? Hanım beni diyor ki ben elinden aldım merdiven dibinde sakladım. Evet. Hayır hocam öyle bir şey olmadı. E olmayan şeyi bu kadar. Ya bu iftira. Bunlar ya demirle bir insan nasıl dövülür ya? Hocam. Bırakın kadını, bırakın eşini, evet hanımını. Ya. Bir canlıya, bir herhangi canlı hayvan da olsa, insan da olsa bir canlıya demirle vurulmaz ya. Yazıklar bir merhamet et ya. Hocam lafınızı kesiyorum. İnsanda bir merhamet duygusu var ya. Hocam lafınızı kesiyorum. Bu Sebahat çıkmadığı sürece Müge Hanım bu ortaya çıkmaz. Peki Sebahat çıkacak. Peki Sebahat çıktığı zaman hani sizin dediklerinizi mi sizce? Yok hani şimdi telefonla arıyorlar ya işte demirle dövdü, etti, işte kesti, biçti. Ya bunları bunu kulağından duyacaksınız. Ben şimdi bu arıyorlar ya ben bunlara inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Hayatım inanmamak şöyle bir şeye inanmazsın. Yani mesela işte Sabahat şunu yapıyordu. Sen dersin ki ben inanmıyorum. Şimdi burada Sabahat'a senin şiddet uyguladığını söylüyor. Bu inanıp inanmamakla ilgili bir konu değil. Oldu mu olmadı mı? Öyle bir şey olmadı. Ha bak bir kere diyorum bak şiddet uyguladım. Ondan da cezaevine girdim. Ondan sonra elimi kaldırmadım. Çünkü benim şeyim var, cezam var. İşte o zaman ha. Arif Hoca'nın dediği gibi 7 gün hakikaten azmış. Seni bir 9 ay yatırsalardı bak, ondan bak bakalım. Sonra ben bağırdım. Bağırmadım değil. Eşime bağırdım ama ondan şiddet. Sonra o da şiddet. Hocam ondan sonra hiç şey yapmadım. Elimi kaldırmadım. Bu sefer ablasına bak, konuşuyor. Bak, ablasına sonra çıkıp gidiyor. Bir saniye. Şimdi hocam şey pardon bir müsaade isteyeyim sizden. Sabahat telefon attığımız hanımlar ciyak ciyak. Hanımefendi otur yerinize be kardeşim. Otur Sabahat yerinize. Sabahat Hanım. Dur gözünüz aydın. Sabahat Hanım günaydın. Günaydın Müge ablasın. Hoş geldiniz yayınımıza. Gel gel yanıma gel. Bu sefer ama onlar kuzenler zaten be. Beraber büyümüşler.
Dur ne yapıyorsun? Dur bir alo diyelim. Bak ne güzel hayatta. Dur. Kardeşin hayatta. Kalk. Ne güzel hayatta. Gel gözün aydın. Gözün aydın. Kalk. Biliyorum onlar öldü diye. Gel hocam. Canım izliyor musun bizi? Bilmiyorum bak burası karışık. Şu anda izleyemiyorum ama çalışıyorum. Çok kısa görüşeceğim sizinle. Tamam bak kardeşlerim burada bir alo de. Sebahat neredesin sen? İyiyim ben. Neredesin ama nerede? İyiyim. İyisin ama nerede? Adresini söyle bak. Ne olur. Dur bir nasılsın de dur bir. Dur çok heyecanlılar. Gelin bir oturun gel titriyor titriyorlar. Gel. Adresi söylese olur mu? Dur şimdi adres mi önce? Sabahçım ya biz sen öldün falan diye çok üzüldük ya. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Mücavvet'im. Çalışıyorum fazla görüşemeyeceğim sizinle. Hayır. Biraz izin aldım. Neredesin sen? Niye kaçtın bu eve bu kadar uzun süre? Şiddet görüyordum Müge ablacığım eşimden, kayınvalidemden. Dur. Bir dur. Ama eşim de diyor ki ben bir kere bir tokat attım. Ondan sonra da bir daha hiç hayır Müge ablacığım. Sıcak suyla yaktı beni kaynak. Nasıl yaktı? Sıcak suyla yaktı beni. Ne zaman? Oğlum küçüktü, 2 yaşında falandı. Ablacığım bunlar yalan. Hep güzel görüyordum Müge ablacığım. Yayında açıksız konuşacağız. Dayanamadım. Hayır yani suyu ısıtıp üzerine mi döktü, yanlışlıkla mı oldu? Hayır bile bile yaptı Müge ablacığım. Ben oğlumu uyutmuştum. Süt almaya gidecektim. Ona dedim, oğluma dedim bak dedim 2 dakika dedim. Bence de onunla mı ilgileneceğim dedi. Eline sıcak suyu aldı bana fırlattı Müge ablacığım. Tamam. Dama kilitlediğini de söyle. Kim kurtardı seni damdan? Korkma Sebahat, biz varız. Dama kim kilitledi seni? Korkma. Baban kurtarmıştı seni. Jandarmaya haber vermişti. Peki. Hatırlıyor musun? Evet. Peki Sebahat'cığım niye o zaman boşanma davası açmayı denemedin? Çocuklarım için yapamadım Müge ablacığım ama yani artık kararlıyım. Peki en son bir çocuklarınla kaçmışsın, ailenin yanına sığınmışsın. Sonra neden geri döndün? Neden geri döndüm? Onlar istedi geri dönmemi. Ben de şey yapamadım. Ailen mi geri dön dedi? Evet, geri çocuklarım var dedi. Yapma dedi bana. Sen de geri dön. Evet, ben de geri döndüm. Peki son olarak niye kaçtın? Yani bardağı taşıran damla ne? Bardağı taşıran damla komşuların yanında bana şiddet uyguladı. Oğlumla beraber bana şiddet uyguladı. Oğluma da uyguluyor. Çocuklara da şiddet uyguluyor. Çocuğu söylüyordu. Babam da beni dövüyordu. Evet. İnanmıyordum ben. Evet. Sağdan yalan. Soldan çocuklar doğumlu. Bana nasıl yayınlar ben ya. Ben de. Sen şimdi bu zamana kadar öyle gülsüz kadını döversen bak şimdi 3-1 olurlar işte gör. Şimdi. Öyle her şeyin bir... Bu en son Düzce'ye gittiğinde bütün planlar bence o zaman yapıldı. Hocam. Konuşma. Yalan konuşma. Bütün planlar o zaman yapıldı. Yok, ya bunlar plan olup da kız kardeşler öldü diye buraya geldiler. Bunlar planın içinde gibi mi biz duruyorlar Allah aşkına? Biz seni suçlamıyoruz. Ben seni ne annenin ne seni suçlamak için geldim buraya. Tek Sebahat ortaya çıksın diye. Ben de diye. Bulunsun diye geldim. Abi bak ne diyorum? Çıksın boşanalım diyorum. Tamam boşanacak bu boşanma davası açtım dedi. Bu pazar günü gitmiş ablasının oraya. Orada bir akşam İstanbul'da kalmış. Bana Melek ablası diyor. Bu sana diyor boşanma davası açtı. O bir hafta önce yine kaçmış. Annenle konuştuk. Bu ondan sonraki kaçışıymış. Karıştırıyorsunuz. Ben de... Sabahçım. Peki sen boşanmak mı istiyorsun? Evet boşanmak isterim. Çocuklarımı da yanıma alacağım. Çalışıyorum yanına. Sebahat neredesin peki, şu an? Peki ailene keşke bir haber verseydin bir Selma'ya Melek'e yavru. Aklımda boşa orayı. Onlar sana destek olmadılar diye mi vermedin haber? Ya destek olmadılar diye değil, destek oldular ama hani geri gönderdikleri için ben de istemedim açıkçası. Evet. Anladım. Yani eşin diyor ki eğer istiyorsa ben evime kabul ediyorum diyor. Ben asla kesinlikle istemiyorum. O eve de dönmek istemiyorum. Biz de istemiyoruz Müge abla. Tamam kararı neyse o boşanmak istiyorsa boşanırız. Ben her zaman diyorum bunu. Ben dövmedim etmedim. Ben cezamı niye yakayım hocam? Çocuklarımı da alacağım yanıma. Çalışıyorum ben Müge ablacığım. Ben cezamı niye yakayım?
Ben içeri girmişim, cezam var benim. Ben bunu döveyim, niye döveyim, su atayım. Komşuları bunlara bir itiraf. Ablacığım benim. Sen de niye yeniden şikayet etmedin de? İçeri girdim ya cezaevine. Bir dakika, niye tekrar cezasını çekseydi niye şikayet etmedin kızı? Keşke yeniden etseydin. O zaman infazı da yanacaktı. Tehdit etti Müge ablacığım. Seni öldürürüm diyerekten tehdit etti beni. Bak yalan bu. Bak vallahi yalan. Hayır. Çıktığından atacaksın dedi bana. Ben de korktum. Kimsenin yanına gidemediğim için korktum yani. Çıktığından ne yapacak? Diyorum ya tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer. Kürkçü dükkanı yani. Ya arkasında destek olacak kimse olmadığı sürece... Kadınların bu çaresizliğini hep görüyoruz. Peki Sebahat ailenle görüşmek istiyor musun? Erkekler de ne yazık ki bundan yararlanıyor. Hayır Müge ablacığım. Neden ya? Ama ne kız kardeşlerin Sebahat, baksana Sebahat, buradalar. Sizi bizimle. Konuşun. Biz ne yaptık Sebahat size? Ya beni geri göndermek için uğraşıyorum. Hiç uğraşmayın. Ben geri dönmeyeceğim. Tamam istemiyoruz. O tahsini artık bitti bizim için. Vallahi bunlar tahsini... Ellerine geçirseler paralayacaklar. Ha. Ben sana öyle söyleyeyim. Bence sen bir evet. Selma ile Melek'le bir görüş. Şimdiye kadar sabrettim hocam. Şimdiye Sebahat. Kadar sabrettim. Ne dersin? Sebahat. Hep alttan aldı. Onu bir alalım. Ne olur Sebahat. Dön. Tahsin artık bizim için bitti. Benim için de bitti. Benim derdim tamam. Çocuklarım. Ben çocuklarımı yanıma alacağım. Tamam o çocukları da alacağız. Anasıyla baş başa şey yapsınlar artık. Sebahat bu kredi kartını kim kullandı? Hala para peşindesin. Ha, para peşinde değil. O çoban parayı çeken çocuğu merak ediyorum parasız ben. Parasız ne yapacak? Dışarıya gidiyor ne yapacak Selma parasız? Selma abla parayı çeken çocuk var bir tane erkek var. Tamam bilmiyor. Bununla mı gitti? Söylesin de ben desin bilmiyor. Ki şununla kaçtım. Tamam ha. Bitti. Ben kimseyle kaçmadım. Ben burada arkadaşımla, bayan arkadaşımla kalıyorum. Helal olsun Sebahat sana. Tamam. Helal olsun. Bir şey diyorum ben. Bak ne diyorum? Boşanmak istiyorsan boşanalım diyorum. Bak ne güzel çıktı, bak sağsın. Bu yük benim üstümden düştü artık, tamam. Sesini duydum. Boşanmak istiyorsan boşanalım. Esra, Müge abla. Hayır ben dövmedim, kesinlikle. Bak dövmedim ama bağırdım. Çok bağırdım. Benim kadın sığınmada şeylerim var, raporlarım var. Ha? Müge abla yani isterse bulabilir. Ya raporlarım varsa... Karakolda da var. Raporlarım varsa, tab raporum varsa benim... Kulağımı taktım benim. Kulağımın teki biraz zor duyuyor, anladın mı? Senin yüzünden. Tamam işte bak bu olay ilk vurduğum zaman oldu. Bu olay. Cezaevine girdiğim zaman. Madem senin raporun var, DAP raporun var. Sığınma evine gidiyorsun. Buradan sana sormuyorlar mı, demiyorlar mı? Bu nereden oldu, bu morluk nerede oldu? Sen niye söylemiyorsun o zaman? Niye beni şikayet etmedin? Et. Beni yıllarca süründür içeride. Niye tehdit ettin o zaman? Öldürmekle neden tehdit ettin? Ben seni öldürmekle bak iki tane çocuğum var diyorum. Ben sana o kelimeyi kullanmadım. Çocuklarınızı yemin etme. Şu an bak yalan konuşuyorsun. Tamam boşanmak istiyorsan boşanalım. Tamam ver yalan çocuklarımı da gerek diyor. Yok. Tamam ver çocuklarımı da boşanacağım diyor kadın. Hani çocuğun yeri mi? Annesinin yanı zaten. Ya mahkemeye gideriz. İşte... Sen çocuklara da şiddet uyguluyor hayır. Musun? Hayır. Hayır Müge Hanım. Kesinlikle. Bak kesinlikle. Bak benim komşularım var. Komşularıma yani sorsunlar. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ben... Sen niye böyle sağa sola vurmuş? Senin niye böyle elin alışmış buna? Neye? Sen niye böyle sağa sola vuruyorsun? Niye senin elin alışmış buna? Yok vurmuyorum. Niye bağırıyorsun? Ya şimdi o... Ya niye bağırıyorsun? Şimdi... Bana söyleyeyim niye bağırıyorsun? Şimdi Müge Hanım bak mesela... Bak ben size bir şey söyleyeyim. Siz iyi kadınlara düşmüşsünüz. Sen onu yakıyorsun ya. O seni gece yaksa ne olacak? Bak kadınlar size kıyamıyorlar. Ondan böyle yapıyorsunuz yani. Niye bağırıyorsun? Ne yani? Ya kimsin şimdi... sen niye bağırıyorsun karına? Niye sen karınla güzel güzel geçirmiyorsun? İki tane çocuk doğurmuş da sana niye bağırıyorsun? Bak. Beğenmiyorsan sen boşasaydın. Ona diyorsun ya sen boşa sen boşa. Bağıracak kadar bir durumu varsa sen onu boşasaydın. Sen niye boşanmıyorsun? Tamam ben boşanırım. Ben giderim davayı açarım ama boşanırım. Ben çıksın diye uğraşıyorum. Bak benim çevreme de söyledim. Hayır bu zamana bu son artık bu son dönem. Olay bitmiş artık zaten. Yani siz kaç yıl 7 yıldır evlisiniz. 7 yıldır evli değilsen, bağırıyorsan niye sen boşanmadın şimdiye kadar? Kime bağırıyorsunuz ya? Kime bağırıyorsun? Bak Müge Hanım, bu her gün ben işe gidip geliyorum. Her akşam ben eve geldiğim zaman yatağı topla, evi süpür. Her akşam bıktım yani. Boşansaydın. Boşansaydın. Sırf Müge Hanım çocuklar için kaldım. Hep İkincisini niye yaptın o zaman? İkincisini niye yaptın?
Hep çocuklar için. Hayır, ikincisini ne yap? Birincisini yaptın, birinci çocuğu. Ondan sonra kadının senin istediğin titizlikte olmadığını da öğrendi. Niye ikinci çocuğu yaptın? İkinci çocuğu eşim istedi. Ha. Çok kadının her dediğini yapıyorsun, çocuk istediğinde onu mu yapıyorsun yani? Bir o mu kalmıştı? Yani benim tek suçum bu. Ne? Yani boşanmamak zamanında, ilk karşı zaman bu... Niye bağırıyorsun? Niye? Senin baban da mı annene bağırıyordu? Hayır. Bak benim babam rahmetli oldu. Hı-hı. 8 ay bypass ameliyatı oldu. Zaten bir sene hastaneye git gel git. Hayır, gel. Senin çocukken de baban annene bağırıyor muydu? Hayır, kesinlikle. Peki sen nereden öğrendin karına bağırmayı? Annesi öğretmiştir. Annesinden. Annesi çok çeneli bir kadın ya. Sen karına bağırdığın zaman annen sana bir tane patlatmıyor muydu? Annem bana kızıyordu. Bak gerçekten kızıyordu annem. Çok kızıyordu. Ben bağırdığım zaman. Sen nereden karına bağırmayı öğrendin diyorum. Nereden çıktı bu? Ya bende böyle bir hastalık var. Şimdi biz konuşuyoruz ya. Hastalık var sende. Niye gidip doktora... Bak ne güzel geldik şimdi, bir yere geldik. Niye gidip doktora tedavi olmuyorsun da bunları perperişan ediyorsun? Ya bende şey var. Sinir hastalığı var. Mesela... Kızın zaman ben... Sinirini Sebahat'tan mı çıkarıyorsun o zaman? Yok, ben Sebahat'tan çıkarmadım. Ben Sebahat'ı ne yaptım? Bir kere dövdüm. Benim tansiyonum yükseldi. Seni görmedim bak. Sebahat, ben seni döverken görmedim. Ama sağdan soldan duyduklarım var ya. Tamam, diyorsun. Ben de diyorsun sinir hastalığı. Bu şu demek yani. Zaman, tamam, sen sağ soldan duydun. Her şeyi duyuyorsun. En son senin yanına geldi ya. Hani Düzce'de tamam, biz yanına geldik. Ya niye bakmadın vücuduna? Sana ne demiş? Tahsin demiş, beni dövdü. Tahsin bana dövdü demedi. Ama Ercan abi dedi bana. Abin dedi. Sen dedi dövmüşsün dedi. Sonuç kaçtığında sen dövüp de kaçtı demedi. Bir araya geldiniz. Ercan abi konuştu. Sen dedi eşinden şikayetçi misin? Bana dedi vurmadı değilim. Bak Ercan abin şey dese bağlansın. Bu şekilde konuşuldu. Abim bağlayın ya. Abim evet. Bu şekilde konuşuyor. Ya bağlayacak ne olacak? Adam diyor ki bende hastalık var diyor. Ben de diyorum ki niye gidip tedavi olmuyorsun? Çocuğu, karını bu kadar perperişan ediyorsun. Kadın kimseyle kaçmamış ki. Ama Nilgün Hanım, kart muhabbeti var şu an. Uf, kartı bizim ya. Evden kartı kim veriyor buna? Ne kartı? Kardeşim şeyi... sen şimdi boşanacak mısın? Ben, boşanma. Hocam ben boşanacağım. Boşanacaksan tamam. Kart muhabbeti yok artık. Bitti. Tamam, bitti. O bitti. Boşanacaksan aradaki kart muhabbeti meselesi yok. Tamam bitti. Hocam ben boşanacağım. Bu saatten sonra zaten bir araya gelemem. O zaman sosyal hizmetlerle de konuşalım. O çocuklar dayak yiyor mu yemiyor mu? Ona da gitsinler baksınlar. Tam tamam, zamanıdır. Tamam, sabah baksınlar. Sen istiyor musun çocuklarının yanına kızım? Evet istiyorum ablacığım. Tamam. O zaman eşin dövüyordu diyorsun. Dövüyor mu? Bak ama doğru söyle yani. Bak böyle şeyde... Evet, çocuklarımıza sorabilirsin. Kızıma sorabilirsin ki ablacığım. Kızını da mı dövüyor? Evet. Kızını. Kaç yaşındaki senin kızın? 7 yaşında. 7 yaşında mı ablacığım? 7 yaşında çocuğu mu? Kendi yaşında gibi dövüyor çocukları. Şu an iftira hep çocuklar almak için. Şu an bak, hep çocuklar almak için. Tahsin. Bak sen geçen baba, ses kaydını dinledim. Teyze de benim kuşum kaçtı dedi. Evden kuşum kaçtı dedi. Babam dedi akşama bizi döver dedi. Kuş kaçtı dedi. Akşam duydum ya. Ses şey kaydını dinledim. Mi? Akşam duydum ya. Müge abla bir şey diyebilir miyim? Çocuk kuş kaçtı diyor ya. Tamam kuş kaçtı. Tamam ben kızabilirim. Ben dövmek zorunda mıyım o çocuğu? Babam beni dövecek diyor. Müge teyze abla, diyor. Şey ben niye çocuğu döveyim ama kuş kaçtı diye. Kızma nasıl olacak? Niye hocam? Kızman nasıl olacak? Ya kızmadım zaten. O akşam kızmadım hocam arana. Hayır kızman. Onu bile ses kaydı yapmışım, duymuşum ya. Bir dakika ya. Yavrucuğum Selma. Benim sana sorduğum şey şu. Yani hadi şiddet sadece fizik temas değildir. Kızmak da bir şiddettir. Doğru hocam. Kuş karşıdaysa sen niye kızıyorsun ona? Sen sahip ol kuşuna. Kızmadım. Kesinlikle bir şey demedim. Bak sonra kızabilirim gittim. Dedin ya biraz tamam, önce. Kızabilirim dedim ama kızmadım. Kızamazsın. Sonra gittim. Kızma hakkın yok. Sonra gittim bir tane daha kuş aldım. Muhabbet kuşu aldım. Bir tane daha aldım. Aynı kıza. O da öldü hastalıktan. O sıcak su döktüğünde vücudunda iz kaldı mı yanık izi? Hocam sıcak su dökme yok. Yani vücudunda yanık izi var mı? Yok yok. Nasıl yok? Sebahat. Var mı Sebahat? Sebahat'ın vücudunda. Sebahat Hanım yanık izi var mı vücudunda? Evet duruyor. Ha? Nerede? Neremde bu boşluğunda, karın hizamda. Buyurun. Hayır, hocam onun orasında yara var. Muayenelerinde, Sebahat Hanım'ın muayenelerinde mutlaka ve mutlaka yaşadığı bütün bu şiddetin hem fiziksel hem de ruhsal boyutu çıkar. Sen de o zaman bir doktora git. İstediğin kadar çıkmaz de kimse bulamaz diye düşün. Şiddet uygulamadım de ne dersen de iyi bir adli tıbbi muayeneyle Sebahat Hanım'ın uğradığı hem ruhsal hem fiziksel şiddet ortaya çıkacaktır. Ve sen de bunun cezasını mutlaka alacaksın. Sen bir doktora gitmek ister misin? Yok istemem. Şimdi niye? Ben artık boşanacağım.
Boşanacaksın, ne yapacaksın? Sonra yeni birini bulacaksın. Yeni birine de mi aynı şekilde? Hanım, evet. Ben hep bunlar neden dolayı oluyor biliyor musun? Hep neden? Kafayı takmadan. İşte bu çıkıp gidiyor evden. Kaçık bir diyor. Ben şimdi bir yere gittiğim zaman kız, bu kız çok sessiz sakinmiş. Ben onu üzülüyorum. Evet. Bir de evde böyle sürekli bağırılırsa, evde sürekli insanlara hayvan muamelesi demeyeceğim. Çünkü hayvana da öyle davranamazsın. Sürekli böyle bir baskı altında durursa kadınlar, kadınlar böyle bir salağa dönüyorlar. Böyle bir ne yapacaklarını bilemeyecekleri bir hale dönüyorlar. Siz de o böyle öyle durdukça daha çok eziyorsunuz, daha çok eziyorsunuz, daha çok eziyorsunuz. Mücabim. Ama bir günde işte kadın diyor ki kaçacağım. İyi yapmış kaçmış. Korkmuyor musun hiç? Ya bu gece de kadın benim bana bir şey yaparsa? Hiç korkmuyor musun? Niye korkayım? O benim eşim. Ben ona tamam bağırmıştırım. O senin eşin. Tamam. Sen ona su atıyorsun. O sana niye atmıyor? Ama su atmadım. Bak gerçekten su Müge atmadım. Abla, bir şey söyleyebilir miyim? Kadınlar, kadınların iyi niyetinden abi istifade ediyorsun. Arkadaş, bunu da söylerken kadınlar bir şey yapsınlar değil. Diye demiyorum. Ya, tamam, ama orada benim yanlışım var. Bağırmış olabilirim. O benim yanlışım. O bağırmakla olmaz da dur ara verelim. Bir tek bağırmakla olur mu? Hayatım benim işim bulmak. Buldum. Bilmiyorum artık hani ne çok diyeceksin. Teşekkür sen de ediyorum, eşine bir özür dileyecek misin? Bence bir özür dile. Git bir de doktora bir sakinleştirince mi alacaksın? Şimdi, ne alacaksın? Müge abla şöyle bir şey konuşabilir miyim? İki tane de çocuğunuz var. Günah. 20 günden beri kayıpsın. Doğru mu? Hocam doğru mu? Evet. Tamam. Bugüne kadar niye haber vermedin? Ara. Senin şeylerin var burada, kayıtların var. Öldürülmekten korkuyor Tahsin Bey. Hocam ben niye öldüreyim ama? Bu kadar anlattıkları ki ben anlattıklarına yürekten inanıyorum. Çünkü bunu yaşayan çok çok kadın var bizim ülkemizde. Doğrudur hocam. Doğrudur. Öldürülmekten korkuyor. Onun için seni arayıp da yakın çevreyi arayıp da haber veremiyor. Yok hocam. Çünkü daha önce bütün aradıklarında, bütün kaçtıklarında herkes tutmuş elinden tekrar sana getirmiş. Hocam. Dolayısıyla bundan çok korkuyor. Beni aramasın. Bizden kimse yer. Burayı dedim. Burayı niye aramadı? Bugüne kadar niye bekledin? Benim ya çıkmamı işte niye bekledin? Sabahçım işte. Ne diyorsun? İşte bugün aradı. Tamam işte hocam. Bugüne ben kadar niye aramadı ama? Ben Cuma'ya kadar görmedim. Bilmiyordum. Haberim yoktu Müge ablacığım. Anladım. Sabahçım sen şimdi ne yapmak istiyorsun? Bana onu söyle. Ben boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorsun. Selma ile Melek burada bak senin ağzından çıkacak lafı bekliyorlar. Sebahat. Kızlar. Sebahat. Efendim. Ben de boşanmanı istiyorum. Artık Tahsin diye bir şey bitti. Bak 25 günden beri ben seni düşünmekten başka bir şey yapamıyorum. Sebahat nerede? Nasıl? Bak Adabazan'a bu ay 3 kere gittim jandarmaya. Tığımla evlene gittim. Söylemiyorlar. Sebahat'cığım yani ailenle görüşmek ister misin? Hayır Müge ablacığım. Bizimle niye görüşmüyorsun? Sebahat. Korkma Sebahat biz korkma, varız. Korkma tamam, daha vermeyeceğiz zaten. Tamam bak beni dinle bak burada herkesin içine söz veriyorum. Boşanmak istiyorsan boşanalım. Sen çocukların ablana durumuna ne yapacaksın? Yardım onların geçimi için. İki tane çocuğun var. Hocam. Sen ne işle uğraşıyorsun? Aile kaç lira gelirin var? Tavuk sektöründe çalışıyorum. Tavuk sektöründe çalışıyorum. Şu anda işimiz durduğu için 3 aydan beri çalışmıyorum. Şu an çiftçilik yapıyorum. Bak diyor arkadaşlar geldi benim durumumu yani gördü. Yani bu iki tane yavrunun geçimi için, yaşaması için kaç yaşlarında bunlar? Birisi 7 yaşında, birisi 5 yaşında. 7 yaşındaki okula gitmeye başladı evet, mı? Evet başladı tamam. Hocam. Onun okul masrafları, öbürünün çocuk olarak yetişme, yeme, içme masrafları. Sen ayda bunlara ne vermeyi düşünüyorsun? Hocam ben hepsinin masrafını karşılıyorum. Ben günlük çalışıyorum. Ben bunların ihtiyacını kesinlikle, bana istedikleri şeyi, her türlü şeyi alıyorum ben bunlara. Boşandığınızda ne kadar nafaka ödeyeceksin demek istiyorum. Evet, ne ödeyebilirsin? Ama şu an çalışmıyorum hocam. İşte değil. İşte tamam, sen çalıştığın zaman da çalışmıyorum dersen, bu kadın, bu iki çocuğu nasıl beslesin? Kendisinin ana muhtaç, bir de iki tane yavru var etrafında. Hocam ben çocuklara... Yani boşanacağım, boşanmayı kabul ediyorum demek tek kelimeyle çözüm değil. O boşanmanın bir takım nasıl evlenmenin sorumluluğu varsa, ki başta evlenmenin sorumluluğunu düşünebilseydiniz bu hale gelmezdiniz. O sorumluluğu düşünmeden adım attığınız için bu hale gelmişsiniz. Doğru hocam. Şimdi hepsi boşanmanın doğru. Hiç olmazsa sorumluluğunu düşünün. Buna katlanın. Yani
O zaman bir protokol yapılır. Karşılıklı boşanmak istiyorsan orada da ben her iki çocuğuma ayda şu kadarına bakar. Eşime de belli bir süre hiç olmazsa şu nafakayı ödemeyi kabul ediyorum diye imza atarsın. O garantiyi verirsin. Ondan sonra da bir cesede de mahkemesi boşar. Bir de ama zaten sen... akrabasınız zaten yani. Neyinin kızıydı? Annenin teyzesinin kızı mıydı? Neydi yani? Akrabasınız. Amcasının kızı. Amcasının kızı. E tamam ya, çok da yakın akrabasınız siz yani. Tahsin'in amcasının kızı mı eşi? Hayır hayır. Evet. Yok, yok. Annesinin amcasının kızı. Benim değil, annemin. Tamam işte, senin de amcan oluyor. Neyse yani, evet. Bir de kan bağı var yani. Tamam, mahkemeye başvururuz. Anlaşmalı bir şekilde boşanırız. Hı. Çalıştığım an nafakaya bağlarlar. Ben de tıkır tıkır paramı öderim. Yalnız nafakayı ödemezsen nafakanın cezai meylesi de var. Ama hapis hocam, cezası da var, onu da söyleyeyim sana. İşe girdiğim zaman... Heh. Sigortalı şirketim zaman direkt zaten bu sistemde görecek değil mi hocam? Görecek sistemde. E bu canım, sen sigortalı ben hizmete girene kadar çocukların ne yapalım? Düğmesini mi kapatalım? Ha, düğmesini kapatalım, sen sigortaya girene kadar onlar yemek yemesin, okula gitmesin. Bir şey istemesin mi? Giyinmesinler mi? Ne yapalım? Şimdi ben şeyi bekliyorum, öbür taraftan haberi bekliyorum. Eğer olmazsa... Beni geri çağırmazlarsa sana direkt ben işe gireceğim. Peki madem o zaman çalışmıyordun da niye sobanın... kurumlarını ben çalışıyorum diye temizlemedin. O zaman temizleseydin ya madem sen de çalışıyordun. O zaman çalışıyordum. Sabahtan da ben de sen mu? Ne desem o zaman çalışıyordum. Yok çalışmıyordu, ev hanımı da. Ev hanımı da. Peki bugüne kadar nasıl geçiniyordunuz? Hocam ben çalışıyordum fabrikada. Fabrikada çalışıyordum, ben 3 aydan beri çalışamıyorum. Fabrikaya gidemiyorum. Ya Tahsin Bey, sizin söyleyeceğiniz şu. Benim çocuklarım var. Çocuklar da annesinin yanında tabii ki büyüyecek. Çünkü anne sevgisine ihtiyaçları var. Küçükten. Ben de taşı sıkarım, suyunu çıkarırım. Çocuklarımın nafakasını öderim demen lazım bir baba olarak. Ama de bu, bir bu babanın söylesene, söyleyebileceği hocam. Bu. Hocam, hocam bunu söylesene, şey bunun yok. Geçerliliği ne kadar? Ya, geçerliliği. Nafakası bağlanacak, onu ödeyecek. Ha. Ödemezse de cezayı yaptırımı var. Başka neden böyle diyoruz sana? Çünkü o zaman karını dövmeyecektin. Madem karını dövdün, şimdi bütün bunların hepsini yapacaksın. Ya ben yapmaya razıyım. Tamam. Işte... Ben ne diyorum? Hı. İşe girdiğim an zaten direkt gireceğim işe. Ha. Haberini bekliyordum. İyi, bekle neydi? Bekle eşeğim de yaz gelsin de yonca çıksın da biçelim de sana da vereyim yonca mesela. Sebahat hatta mı acaba? Hatta. Sebahat. Efendim? Belinay'ın gözünde problem mi var? Evet, evet gözüm, var. Gözünde var. Sen Belinay'ın doktora götürelim demiş misin evde? Dedim tamam işte, bir kere öğretmen ortada. De uyardım. Evet dedi. Benim tamam. Yanımda aradı. Doğru, benim yanımda aradı. Sıra olmadığı için. Ama randevular doluydu. Evet. He, tamam. Bu şekilde benim yanımda aradı. Ben kendi telefonumdan aradım. Çıktı artık ortaya. Sebahat, ailenle konuşmak istiyor musun? Telefonları var mı sende? Verelim mi sana telefonlarını? Benim telefonlarım yok ama onun telefonları var bende. Var mı sende? Şimdi senin onlarla da onları aramanı rica ediyorum. Lütfen telefon numaralarını da ver. Sakarya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de çocukların durumuna bakacaklarını söylediler. Eğer çocuklarda herhangi bir şiddet emaresi varsa onunla ilgili de işlem başlatacaklarını söylediler. Teşekkür ediyorum. Sen de ortadan kaybolma ki madem çocuklarını da istiyorsun, ki ben istediğine eminim. Evet. Çünkü bir hafta önceki kaçışında, yani bu son kaçışın önceki çocuklarını da alıp ailesine sığınmış. Şimdi bak, bunları böyle üst üste biriktiği için biz tek taraflı yapmıyoruz. Bundan da en son kaçışından bir hafta önce çocuklarını almış, gitmiş ailesine sığınmış. Ailesi tekrar dön Tahsin'e deyince çocuklarla bir kadın ne yapsın? Çocuklarına mı baksın? Ben biri 7, biri 4 yaşında. İstemedim. Ben de vermek ama istemedim. Yani şimdi ya çalışacak, para kazanacak ya çocuklarına bakacak. Yani çocuk bakmak da bir iş. Ne mezunsun sen Sabahçığım? Ortaokul, orta 3. Orta 3. Bitirdin mi sen? Bitirdim. Aferin. Hani onu konuşmuştuk ya, diploması var mı diye. Elinde bir mesleği de yok. Yani bir mesleği olsa ona göre kazanacak parasını, ki çocuklarını da ona göre anaokuluna verecek. Geçimini sağlayacak. Şu an mümkün değil ki. Yani 28 yaşından sonra tekrar bir hayat kurmaya çalışıyor. Biliyor musun? Çocuklar zaten buna ayak bağı olur. Şimdi, ama çocuk işte ayak yani, bağı değil bir yani, anne için ama işte yani. Şimdi çocuklar olmazsa ortaokul mezunu olarak da gider bir yerde bir iş bulur. Başlamış işte çalışmaya, evet, ama yani. Buluruz yani. Yardım edersiniz. Hepimiz koşarız. Canım, babası da desteğini verecek yani. Ama hani... o çocuklar ne olacak?
Baba da desteğini vereceksin sen de. O zaman gir bir yerde çalış sen de. Ne oldu, tavuklar öldüler mi seni, attılar? Yok, sen ne yaptın? Sen orada da bağırdın herhalde. Hayır hayır, kesinlikle. Ben orada forklift işi yapıyordum soğuk depoda. Forkliftçiydim. E tamam, orada da eğer diyorsun ya benim sinir hastalığım. Orada da yok, yok, o arkadaşlarına da bağırabiliyor musun öyle orada, avaz avaz? Zaten çalıştığım alan tekti. Tamam, bağırabiliyor tekti. Musun sen erkek arkadaşlarına da öyle? Ya bağırış oluyordu kendi aramızda. Bağırıyorsun. Bağırıyorduk sen yani. Bağırdığın zaman onlar da sana hoş geldin mi diyorlardı, bir tane çarpıyorlar mıydı? Yok, ne yapıyorlardı? Onlar da aynı şekilde bana bağırıyorlardı. Sen işin bağır, niye bitti? Sen böyle bağırmaya devam et. karşılık bulalım. Bu karşılık yani zayıf birini bulduğun zaman bağırmak kolay. Kendi gücünde birisiyle karşı karşıya geldiğin zaman bir bağır gör bakalım ne yapılıyor. Özür dilerim. 3 ay önce işin neden bitti? İş fes olduğu için benim işim durdu. Seni çıkardılar mı? Evet, çıkış verdiler. Tamam. Ama o iş yerindeki iş devam ediyor. Evet. Seni evet. çıkardılar. Evet. Yani senin çıkarış sebebi neydi? Tek ben değilim. Tek ben çıkarılan ben değilim. Birkaç kişi daha var. Aynı şekilde çıkarılan. Tamam işler. Da yani bu iş meselesi hani işten ayrıldı da sinirleri bozuk meselesi değil ki yani. Bundan evvel o vurduğun zaman neydi? Hapise girdiğin zamanki işin var mıydı o zamanda? O zaman çalışıyordum. Evet. Aynı fabrikadaydım. Aynı yerde çalışıyordum. Anladım yani. Ya bir de benim savukam olduğu için biraz istemediler fabrikada. Hep yukarıdan hep direttiler yani. İşte biz dediler savukalı işi istemiyoruz. Biraz da hocam ondan çıkardılar beni. Yani tutarak tuttular, haksız yere tutarak tutuldu. İşte senin savukan var. Şimdi bizim iş yeri orayı götürmüyordu. Yani yerindeyken bunu yapmışsın. Sonra tekrar devam ettiğine göre şimdi iş yerinde bahane bulma. Tutanak niye tutuldu? Tutanak ne bileyim. Portifte taşırken malları devirme. İşte arabanın kasasını çizme. Götürürken tamam, portifte. Tutanak senin sabıkandan dolayı tutunmadı. Yok ama zaten istemiyorlardı. Tutanaklı şeyli vukuatlı olan tamam, kişi orada istemiyor. Tamam peki bu kadın kurumları yere döktüğü zaman sen bağırıyorsun da sen forklifti döktüğün zaman o zaman sana da bağırsınlar. Bak o zaman biz o zaman bütün işlerimizi böyle halledelim. Herkes herkese bağırsın. Sen üzgün müsün karına yaptıklarından dolayı? Çok pişmanım. Pişman mısın? Gerçekten yemin çok et. Pişmanım. Ekmek Kur'an çarpsın. Tamam. Bak, özür dile işinden. Sebahat. Özür dilesen de bir faydası yok. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Ya Sebahat helal tamam. Bak ben senden özür dilerim. Boşanmak istiyorsan anlaşmalı bir şekilde boşanırız. Ben seni kaç kere affettim. Ben seni o çocuklar için kaç kere affettim ama asla dönmeyeceğim sana. Tamam dönme diyorum bak. Boşanmak istiyorsan bak hocamlar da şahit. Anlaşmalı bir şekilde boşanalım. Ben bunu diyorum. İki tane yavrunu düşün kızım. İki tane yavrunu düşün de. Belki son bir şans bu adam da insanlığa gelir de. Hocam. Yok. Hayır. Ben bir araya gelmek istemiyorum. Hayır. Yani boşanalım. Şiddet gösteren her zaman şiddet gösterir. Onun için bence yollarınızı ayırın böylesi ayrı ayrı. Yani ayrılmamız daha iyi. En kısa zamanda yemin ederse herkes yoluna girecek. Değil mi hocam? Herkese şiddet uygulayacaktır. Allah yardımcı olsun. En kısa zamanda herkes yoluna girsin. Yani boşanalım anlaşmalı bir şekilde. Yani yarın bir gün ben düşünmüyorum. Çocuklarını annesine ver. Çocuklarının bakımını da üstler. Böyle boşanalım demekle iş bitmiyor. Çocuklara annesine vermeyeyim mi yapacak? Kendi bakıma muhtaç onlar ne yapacak ki? Sefalete sürükleri onların yanında kalır. Valla ailecek yaşıyorlar. Zaten anneden o yaştaki çocuklar ister istemez kanunen de beşeren de anneye teslim edilir. Sabah yani şunu söyleyeyim ne kadar haklı gerekçelerin olsa da annene söyledim. Bir dakika. Ne kadar haklı gerekçelerin olsa da kaçmakla iyi etmedin. Bir hayatınızı kurmak isteyebilirsiniz ama bunu yaparken en azından aile fertlerinize haber vermek zorundasınız. Bak burada görmedin sen melek herhalde bir düştü kafasını bir yere çarptı. Hani böyle ben bayılmayın diyorum ya onlar numara bayılma. Kadıncağız kafasını da güm diye yere çarptı ve aklım yerinden çıktı. Evet. Yani onlar da sen öldün mü kaldın mı diye gerçekten çok üzgündüler. 25 günden beri. Tahsin'i suçluyorlardı. Kayınvalideni suçluyorlardı. Tahsin de işte bugün kalktı buraya geldi. Tamam Tahsin'e de bu anlamda acı çektirdin yani. En azından şüpheleri onun üzerine yoğunlaştırarak falan ama evden kaçmak çözüm değil. Doğru da bulmuyorum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bakalım Sabahat'cığım rica ediyorum senden. Selma ile ve Melek'le konuş. Hatta gidip konuşmak ister misiniz telefonu evet. kapatmadan? Hadi bir gidin konuşun. Bir onlarla konuş. Hallet işini. Canlarım benim ya. Bunlar da kuzular gibi geldiler işte böyle kardeşlerini arıyorlar. Hiç kolay iş değil.
Efendim, şimdi bakın aramızda Emine Büşra bir gelsenize. Emine ve Büşra var. Bakar mısınız? Bunlar ikiz kardeşler. İkizlerim var bugün stüdyoda. Çok severim ikizleri. Çok isterdim bir ikizim olsun. Gerçi ikizler çok memnun olmuyorlar aynı tipte birinin daha olmasına ama bence harika bir şey. Mucize yani. Biz memnunuz. He, memnun musunuz evet, siz? Evet. Memnunlar çünkü bu ikiz kardeşler, ikiz kız kardeşler ayrı ayrı ailelere evlatlık verilmiş. Ve işte ikiz olmalarından ötürü önce birbirlerini bulmuşlar. Anlatacaklar şimdi hikayeyi. Şimdi de annelerini aramak için stüdyomuzdalar. Evet. Buyurun. Arkadaşlar evet diyor ki Neşeli Günler filmi gibi bir buluşma öyküsü. Doğru aslında. Onlar o Neşeli Günler turşucu değil miydi? Turşu limonla mı yapılır, sirkeyle mi yapılır? Allah nurlar içine yatırsın Adile teyzeyle. Münir Özkul. İşte ikisi tartışıyorlar. İki grup kardeş ayrı ayrı büyüyor. Birbirlerini tanımadan büyüyor ve bir gün bir yerde karşılaşıyorlar. Ve kardeş oldukları ortaya çıkıyor. Emine ile Büşra için nasıl oldu? Siz nasıl anladınız kardeş olduğunuzu? Biz tamamen tesadüf üzere tanıştık. Benim akrabamın dükkanına giriyor kardeşim. Ben zannediyorlar. O da dolayısıyla ben değilim diyor. Emine geldi sanıyorlar. Evet, benim olduğumu zannediyorlar. Öylelikle telefon numarasını alıyorlar kardeşimin. Derken bana veriyorlar. Hani yalnız bir kız var, tanışır mısın? Konuşur musun diye. Ben de konuşurum tabii dedim ama bilmiyoruz. Ama şöyle söyleyelim. Şimdi bu akrabanın dükkanına Büşra giriyor ve senin oldun sanıyor. Ama o akraba senin evlat edinildiğini biliyor. Evet. Evet. Tabii. Bu nedenle Büşra'nın telefonunu sana veriyor. İkiz olduğunu da biliyor yani, bu akraba. Akrabalar biliyor. Ama galiba bilmiyormuşsunuz siz evlat edinildiğinizi tabii, değil mi? Tabii önceden bilmiyorduk. Evet. Sizler bilmiyordunuz. Aynen. Yok, ama akrabalar biliyor. Akrabanın dükkanına Büşra gelince diyorlar ki ya bu ne kadar Emine'ye benziyor. Acaba onun ikiz kardeşi mi diyorlar ve Büşra'nın telefonunu alıyorlar. Bak, evet. Sonra bana veriyorlar konuşur musun? Çok yalnız hani arkadaşa ihtiyacı var. Olur tabii konuşurum dedim. Söylemediler de kardeşim. Hayır söylemediler. Ben de aradım konuştuk ama birbirimizden bir haberdik tabii gene. Arkadaş biliyoruz. Benim de o aralar düğün telaşım vardı. Düğünden sonra da tabii eşim tarafından öğrendim. Kendisi bizzat kendi anlatmıştı. Ben tabii kardeşim, konuştuğum insanın kardeşim olması çok mutlu etti aslında. Hani çok da mutlu oldum, şok olmadım. Yani birbirinizi görünce ne hissettiniz? Mutluluk. Ya mutlu olduk. Yani güzel bir duygu. Ben gerçekten mutluyum. Benim hayalim de, yani küçüklüğümde de ben sürekli dile getiriyordum bunu kendi büyüten aileme de. Allah razı olsun onlardan. Hani diyordum benim niye ikizim yok? Neden? Böyle mi İçime doğuyordu sanki. İkizim olsun istiyordum. Sürekli o hayalim vardı. Günler, yıllar sonra gerçek ortaya çıkınca ben hiç üzülmedim. Yani niye böyle bir şey, niye böyle bir hayatımız oldu diye hiç üzülmedim. Çünkü seni yetiştiren aileden sen memnundun. Tabii ki de. Büşra sen? Evet, ben de memnundum. Yani güzel büyütüldünüz. Evet, evet gerçekten. Yıllar sonra da birbirinizi görünce emin olun belki de bir öz annenin babanın veremeyeceğinden fazlasını gördüm. Ben şahsım adına öyle söyleyebilirim. Sana da helal olsun. Aferin kızım sana de. Vallahi, teşekkür ederim. Helal, ne derler? Sana da yaptıkları da helal olsun yani. Bak işte bir de böyle demek de takdir var. Takdir etmek çok güzel bir şey. Tabii. Allah razı olsun demek de önemlidir yani. Evet. Şimdi Emine ile Büşra neden buradalar? Şimdi biz bir annelerini arıyoruz. Annelerinin adı Hamidiye ya da Hamide. Yok, Hamdiye ya da Hamide olmalı. Ayrıca anneleri Büşra ile Emine'yi Bulgaristan'da dünyaya getirmiş. Tam da aslında Bulgaristan göçmeni değil mi? Renkli gözlü, sarışın. Bulgaristan'da dünyaya getirmiş. 1989 yılında kızlarını da alıp ülkemize yerleşip Bursa'da yaşamaya başlamış. Kız kardeşlerin bildiğine göre annelerinin Bursa'da yaşayan Fevziye Yılmaz adında bir ablaları varmış. Yani Fevziye Yılmaz adında bir teyzeniz olduğunu biliyorsunuz. Hatta Fevziye isimli teyzelerinin de eşi de Hüseyin Bey'miş ve servis şoförlüğü yaparmış. Şimdi bunların hepsini söylüyorum ki birileri benim desinler diye. Emine ve Büşra 31 yaşındalar. Şimdi annelerinin eşi vefat ediyor. Yani babaları vefat ediyor. Anneleri de ikiz kızlarını ve diğer 3 oğlunu alarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye geliyor. Yani evet, biz burada Emine ve Büşra'yı görüyoruz ama 3 tane de abileri olmalı.
Hanımefendi eşini kaybediyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye kuvvetle muhtemel teyzelerinin yanına geliyor. O zaman bebekler küçük zaten. Emine ile Büşra küçükler. 3 tane daha erkek var. Büşra ve Emine'yi 2 ayrı aileye evlatlık vermiş. Onlara da anlatmış durumu. Hani böyle böyle şunları yaşadım diye. Zaten bütün bildiğimiz bilgiler Emine ile Büşra'yı yetiştiren ailelerinden aldığımız bilgiler. Evet. Diğer 3 oğlunu da yetiştirme yurduna vereceğini söylemiş. Onlar Büşra'dan ve Emine'den büyük abileri oluyor herhalde. Onlar abi olmalılar. Abi yani 3 tane de abimiz, evet, olmalı. Evet. Fakat Emine ile Büşra'yı anne Hamdiye ya da Hamide Hanım evlatlık verdikten sonra kayıplara karışıyor. O nedenle biz 3 oğlunu yetiştirme yurduna mı verdi, yoksa yine ayrı ayrı ailelere evlatlık mı verdi, onları bilmiyoruz. Ne kadar aranız varmış abilerle? En büyük abimiz biz 1,5 yaşındayken zannedersem 11 yaşındaymış. Yani yaklaşık 10 yaş aramız olmalı şu an için. Evet. Diğer yaşları ne, diğerlerinin yaşı ne? Onları bilmiyorum. Bilmiyorsun. Evet. Yani şimdi 40-41 yaşlarında. Aynen, büyük ama ihtimal muhtemelen 41 yaşlarında, evet, olması siz gerekiyor. Siz kaç yaşındayken evlatlık vermişsiniz? 1,5. Ha, 1,5 yaşına kadar bakmış size. Bulgaristan'da zaten yetiştirme yurdunda kalmışız. Nasıl? Yani yurtta kalmışız doğduktan sonra. Çünkü orada çalışıyormuş annemiz bizim. Bulgaristan'da. Bulgaristan'dayken yani biz doğduktan sonra. Hani Türkiye'ye geldikten sonra da teyzemizin yanına sığınmış. Oradan sonra da yurtlara bakarken benim ailem de beni herhangi bir yurttan zaten yönlendirme üzerine gidip beni ailemden alıyorlar. Daha sonra da kardeşim aynı şekilde. Ha, seni yurda bırakıyor. Bırakacaklarken. Yani Türkiye'de bırakacaklarken tam böyle kaydımız olmak üzereyken. He, ama sonra kendi nüfuslarını alıyorlar yani, yurttan, evet, tabii, değil. Yok, seni, yurttan değil. Seni Büşra? Benim fazla bir bilgim yok fakat bir taraftan şöyle deniyor. Annemizden almış diye söyleniyor. Babamız beni annem tarafından almış diye söyleniyor. Bir tarafta yetiştirme yurdundan aldım diye söyleniyor. Fazla bir bilgim yok. Ama senin şeyin de çıkar. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde, hı, yurttan mı alındı diye yazıyor, yoksa direkt annen ve babanın kızı olarak mı çıkıyorsun? Onu fark etmedim aslında. Onu fark etmedim. Ha, bakmadın hiç. Bakmadım. O arada çıkar. Senin çıkmıyor o zaman. Yok, evet, ben kendi üzerlerindeyim direkt. Çünkü şey diyor, şu tarihli mahkeme kararıyla evlat edinilmiştir diye çıkar. Şimdi şöyle bir şey de var. Bize zaten nüfus hiç çıkartılmamış Bulgaristan'dan. Yani Bulgaristan'da doğduğumuz için. Türkiye'de de direkt zaten evlatlık verildikten sonra evlatlık alan ailemiz direkt nüfusuna geçiriyor. Büşra'yı da mı büyük öyle? Büyük ihtimal muhtemelen onun da öyledir. Şimdi dediğim gibi 18 yaşındayken de birbirleriyle tanışma şansı yakalıyorlar. Başka da bir bildiğimiz bir şey yok. Yani. 18 yaşından beri tanışma şansı olunca. Evet, biz 13 yıldır falan 12-13 yıllık, yıllık bir tanışmanız var sizin. Evet, var. Oo, bayağı güzel. Ya bayağı kardeş. İki kardeş olarak 13 seneden beri, evet, birbiriyle tanışmaları güzel bir şans. Evet. Tabii bilmiyorum ben aynı yumurta ikizi mi, farklı yumurta, çok benziyorlar ama. Evet. Tek yumurta ikizi. Tek yumurta, evet, ikizi misiniz? Çok benziyorsunuz çünkü, evet, birbirinize. Peki Hamdiye Hanım, babanızın adı neymiş biliyor musunuz? Hiçbir bilgim yok. Hamdiye ya da Hamide Hanım. 5 çocuk annesi, 1989 yılında Bulgaristan'dan ülkemize gelen Hamdiye ya da Hamide Hanım'ı tanıyorsanız ya da inşallah bizi izliyordur. Kızlarınız sizi arıyor. Tabii inşallah bu hikayeyi bilen abiler de ortaya çıkar. Belki abiler de vardır. Kocaman bir aile oluruz. Yeniden aile fertleri bir araya toplanabilir. Sanırım Bursa'da yaşayan Fevziye Yılmaz ve eşi Hüseyin Bey. Onlara ulaşmak daha kolay gibi geliyor. Oradan ulaşmak. Evet. İnşallah bizi izliyordur. Niye acaba teyzen teyzeni bırakmış anne? Bir fikrim yok. Hani o konuda da bir duyum almadık. Zaten biz verilirken ne duyduysalar ailem, yani büyüten ailem ne biliyorsa ben onu biliyorum. Zaten bağlantı yokmuş. Olmadığı için de onların da bilgisi yok. Ben buraya başvurmadan önce biraz araştırmıştım. Sadece teyzemle eniştemin ismine ulaşabildim ama bir yani şahıslarına neden ayrıldıklarını bilmiyorum. Kendileriyle ilgili kendilerine bir ulaşma şansım olmadı. Zaten bilgi vermiyorlar. Bir de öyle bir şey de var. O yüzden şu senin ailene demişler mi Emine'nin bir de ikiz kardeşi var diye? Tabii ki, tabii ki. Zaten verilirken yani beni alırken kardeşimi de görmüşler zaten. Ama ikimizi birden alamamışlar. Yurt dışında yaşıyorlardı o zaman. Tek beni almak durumunda kalmışlar. Yani gönül isterdi ikimizi de almak ama dile getiriyorlar zaten. Ya, ama nasip böyleymiş, kaderimiz böyleymiş. Hani şöyle bir durum da var. Ben hiçbir şekilde öz anneme kinli, öfkeli değilim. Kimse kimsenin ne hayat yaşadığını bilemez. Yani herkes kendi yaşadığını kendi bildiği için
yargılamak da yanlış diye düşünüyorum. Ben sadece onu görmek istiyorum, bilmek istiyorum. Annemiz nasıl bir insan? Yani sonuçta biyolojik annemiz. Büyüten anneme saygım sonsuz. Onların yeri zaten bambaşka olacak. Büyüten annem babam olsun. O yüzden hani bir kinim öfkem yok. Sadece görmek istiyorum. Abilerini de istiyor musun? Tabii ki de istiyorum. Yani nasıl insanlar, benziyor muyuz, ne bileyim. İnsan merak ediyor yani doğal evet, olarak. Tabii. Ben de merak ediyorum. Siz ikiniz de o zaman Bursa'da verildiniz evlatlık. Evet. Belki diğer abiler de oradadır. Ya şimdi muhtemelen hepsinin üç tane abi, bir anne, teyze, enişte. Ay inşallah bizi izliyorlardır bu hikayede. Onlara tanıdık gelir. Ama Emine'nin anlattıklarını böyle birebir aynı olmasını beklemeyin. Örtüşmesini beklemeyin. Çünkü Emine'ye de onu evlat edinen aileye ne anlatıldıysa Emine de artık üzerinden de kaç yıl geçmiş bunu anlatıyor. Bu nedenle biraz benzerlik varsa ay ikiz kızları ola. Ne güzel ya. İnşallah bizi izliyordur Hamdiye Hanım. 10-11 yaşlarındaki abi de aslında büyük bir olasılıkla zaten bu olayı anımsar. Bizde çok Bulgaristan göçmeni var. Bizde anımsar. Evet. Hamdiye mi daha yani çok var, Hamide mi var? Ya da zaten görmese de hani bir şey olur. Hamide mi çok var? Hamide'dir diyorlar. Çünkü bizim de stüdyo maşallah hep görüyorsunuz sarışın renkli gözlü güzel güzel hanımlar. Hamide yani, olabilir Hamide diyorlar. Hamide de var, Hamdiye de var. Hayır var da daha hani yöresel kullanılır. Ya kullanılır ya, diye Hamide diyorlar. Aslında onu söylemeye çalışıyor. Hamide. Siz özür dilerim. Hala Bursa'da oturuyor musunuz? Evet, evet. Bursa'dayız. İkiniz de Bursa'dasınız. Evet, yani. Bursa'dayız. Ne kadar güzel. Evlilik durumu? Ben yeni evlendim. İkiniz de? Evet. Siz evlisiniz. Ben ayrılık aşamasında. Neyse canım. Siz? Ben yeni evlendim. Hadi hayırlı. Hayırlısı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Olsun. Şimdi hayırlısı. Efendim biz Hamide ya da Hamdiye Hanım'dan ya da onu tanıyanlardan telefon beklerken size gene çok sinirleneceğiniz bir haber söyleyeyim mi? Hanımlar gene sinirlenecekler. Şimdi efendim stüdyomuzda ben bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum aslında ama Sevgi Hanım var. Sevgi Hanım Ömer Bey'le beraber oluyor. Ondan bir tane mi iki tane mi? Bir tane. Bir tane çocuğu dünyaya geliyor. Evet. Sonra o çocuk dünyaya geldiğinde beraber olduğu kişi diyor ki o çocuk benden değil diyor. Evet. Gidiyor Sevgi mahkemeye başvuruyor. Evet. Çocuğun DNA örneği isteyerek çocuğun ondan olduğunu ispat ederken öğreniyor ki meğerse hem beraber olduğu kişi onunla beraber olmaya başladığında hem evliymiş hem de bir başka kadınla daha berabermiş ondan da çocuğu olmuş aynı dönemlerde. Sonra aynı dönemde o beraber olan iki kadın birbirleriyle buluşuyorlar. Bu böyledir biliyorsunuz. Kadınlar bir süre sonra bir güç birliği içine girerler. Öyle bir bakıyorlar ki bu Ömer Bey'in hayatında böyle arka arkaya 7-8 tane kadın var. Neredeyse hepsi aynı dönemlerde. İşte onunla beraber oluyor, bununla beraber. Kaç tane çocuk var toplamda? 5. 5 tane de çocuk var. Şimdi hanımefendiler de bir araya gelip Ömer Bey'e ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum ama ona soracağım. 8 kadın bir adam. Ben şehir dışındayken annemden nakit 5.000 lira para almış. 3 sene evli kaldım. Kendisi ruhsat 3 günlükken bizi bırakıp gitti. Bir gün evde babasının telefonuyla oynayan küçük oğlu genç kadının gerçekleri görmesini sağladı. Anneciğim reklam geldi kapatır mısın dedi. Elime aldım telefonu. O sırada WhatsApp'ına girmek istedim. Bir kadın ona mesaj yazmıştı ömrüm diye. Sonra WhatsApp'ını biraz daha kurcalamaya başladım. O evden hemen çıkmalısın. Ahmet eve gelecek tutamıyorum diye bir mesaj okudum. Sonra biraz daha kurcaladım. Seni çok seviyorum yazmış kadına. O seni çok seviyorum yazısına getirdim. Eline telefonu tutuşturdum ve oğlumu aldım oradan çıktım. O andan itibaren oğlunun babasını araştırmaya başladı. Her araştırmada yeni bir gerçekle karşılaşıyor. Her öğrendiğiyle adeta şaşkına dönüyordu. Başka kadınlar çıktı karşıma. Selin Hanım'la beraber olduğunu, iki tane çocukları olduğunu, bu süre zarfında da diğer kadınları öğrendim. 8 farklı kadın çıktı. 5'inden çocuğu var. Kocası olarak bildiği adamın hayatında çok sayıda kadın vardı. Her kadın kendisinin tek eş olduğuna inanıyordu. Selin Hanım'la sürekli iltibat haline geçtiğimde o bana başka bir şey anlattı. Ben ona başka bir şey anlattım. Her şeyi birleştirdik. Kendisini kandıran eşini bir dedektif gibi araştırmaya başlayan Sevgi Hanım, kendisi gibi mağdur bir diğer kadınla el ele verip diğer kadınları aramaya başladılar. Öğrendikleri şoke ediciydi. Zengin kadınları bulduğunu, çocuk yaptığını, kendine bağladığını, daha zengin bir kadın bulduğunu
bulunca diğerini bıraktığını öğrendim. Tek önemsediği şey para. Her defasında yeni bir eşle karşılaşıyorlar ve hep benzer hikayeler dinliyorlardı. Varlığını yeni öğrendikleri kadınlara her gün bir başkası ekleniyordu. Şu an evli bir kadınla birlikte, maddi imkanı da çok yüksek, 4 numara olan eşini bıraktığını, hayatında olmadığını ve bu kadının ona zaafının olduğunu anlattı ve o kadının zaafını kullanacağını anlattı ve o gece kafamdaki puzzle'lar birleşmeye başladı. Dedim ki evet, bu kadın onun sevgilisi. Sevgi Demir için olaylar henüz bitmemişti. Sayıları artan eşleri bulmaya devam ederken kocasının bir başka kadınla evlenmek için kendisinin kullanıldığını da fark etti. Beni bu iş için kullanmaya çalıştı. Fotoğraf çektirmeye çalıştı. Ben anlayınca yapmadım zaten bu işi ve 6. çocuğu bundan yapmak istiyormuş. Çünkü bir çocuk yaparsam bu kadındaki paralara hükmederim. Paralar elime geçerse daha zengin olacağını hissettiği için bu kadını hayatına aldı. Karşılaştığı inanılmaz olaylarla mücadele etmeye çalışan Sevgi Hanım, oğlunun babasının hayatında henüz tanışmadıkları başka bir kadın var mı bilmiyor. Benimle beraber 8 kadın, 5 çocuk var. Çok fazla kadın ve çok fazla çocuk olduğuna eminim. Ben nasıl sesimi duyurduysam lütfen onların da bir şekilde çıkıp bunları anlatmasını istiyorum. Şimdi aslında daha öncesi sonrası beni çok ilgilendirmiyor ama en son 2015'te boşandığı görülüyor Satiye Hanım'dan. Ama Satiye Hanım'la evliliği devam ederken 2012 yılında Selin Hanım'la tanışıyor. Evet. Ona ayrı bir ev açıyor. Selin evet. Hanım'dan 2 tane çocuğu oluyor. Çocuklar şu an 7 ve 2,5 yaşlarında. Sonra aslında Selin'le tanıştıktan 1 ay sonra da seninle tanışıyor. Evet. Senden de 1 tane oğlu oluyor. O da 1 yaşında. Hayır. Benim oğlum kaç yaşında? 5,5 yaşında. 5,5 yaşında. Evet. Şimdi yani aynı anda 3 kişi olduğunuzu öğreniyorsunuz evet. siz. Evet. Ve hatta sen de Selin de bir aradasın. Hatta dün gece bile bu röportajı yaparken de Selin seninle beraberdi. Benimle, evet benimle beraber. Çünkü ikiniz de şoke olmuş durumdasınız. Aynen öyle. Bu anlatan hani çok seviyor, beni çok seviyordu diyen Selin mi? Evet. Dün bana şimdi şöyle anlattılar. Selin demiş aslında o hattımıza bağlansın, o anlatsın. Yani ben diyor hani o kadar özel bir kadın olduğumu hissediyordum ki. Şimdi ben çünkü şöyle dedim. Yani nasıl 3 kadın aynı anda birbirinizle beraber olduğunu anlamazsınız ki? Şehir dışına çıkıyordu sürekli. Hayvancılık yapıyordu. Sürekli şehir dışında olduğu için yani bilemiyorsunuz yani. Yanınıza geldiği zaman nasıl davranıyorlardı, ne yapıyordunuz üçünüz bir arada? Yo, normal davranıyordu, gayet üçü iyi davranıyordu. Bir arada bilmiyorlar ki, şimdi öğrendiler. Ha o zaman geldikten... Peki siz yanınızdaki hanımı ne olarak görüyordunuz? Ya yanında hanım yok Rami Bey. Ha bir arada değiller. Hayır, adamın bir evli, diğeri resmi nikahlı olmayan 3 tane kadınla aynı anda beraber olup işte kaç tane de çocuk yaptı, ortaya çıktı, yeni çıktı. Ama kadınlar birbirini görmüyor, tanımıyor. Görmüyorlar tabii, görseler. Daha yeni, ben zannettim ki bir de geliyor bir araya. Görüşmeler kadınların ayrı ayrı. Birbiriyle ilgilerinden haberleri yok yani, öyle zannettim de o nasıl olacak? Nasıl bir sır, onu öğrenecektim. Sana sadece bakıyorum, başka bir şey söylemiyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ay gerçekten ya. Ya. Ya hoşuna gitti. Bana bak. Daha ileri gitme. Karışmam sonra. Ne yapacağım? Gördün şimdi Tahsin'i orada. Ben Tahsin'in karısına benzemem. O bile bak. Sakin atın tekmesi pek olur. Evet. Gidivermiş. Öyle yaparlar. Yok tabii ama. İşin esprisi de hakikaten öyle. Bir adam 8 kadınla nasıl idare eder? Yani işin esas önemli tarafı o. Bence asıl önemli tarafı o zaten. Hayret bir şey yani ya. Önce Selin'le mi tanışıyor, seninle mi? Selin'le. Evet Selin Hanım günaydın. Merhaba Mekan'ım. Geçmiş olsun size de. Teşekkür ederim. Ay ağlıyor, kıyamam. Hayatım ay, niye ağlıyorsun be yavrum? Çok özür dilerim. Ay niye özür diliyorsun? Hiç özür olur mu? Kolay işler. Kusura bakmayın. Yok hayatım, asıl sen kusura bakma ama yani artık bu kadar etkilenmemeniz lazım diye düşünüyorum. Ay o da ağlıyor, kıyamam. Çok üzgünler. Ya bu kadar etkilenmeyelim. Dur biraz normal hayatımıza dönelim. Bu kadar etkilenmeyin. Bu kadar etkilenirseniz yapacaklarınızı yapamazsınız çünkü. Ben önce şunu soracağım. Selin'e de sana da. Kardeşim siz bu adamla niye nikah kıymadınız?
Selin, niye evlenmedin? İki tane de çocuk yapmışsın. Neden nikah kıymadan? Çünkü senle tanıştığında aslında adam evli. Benimle tanıştığında evliydi ama ben onun sonradan evli olduğunu öğrendim. Şöyle ki, bana ilk tanıştığında ben evliyim, boşanma aşamasındayım. Eşim benden 9 yaş büyük. İlk başlarda her şey doğru gitti. Ama yaş farkı zamanla ortaya çıktı. Ve bunu bahane ederek ayrılmak istediğimde de hamile kaldığını söyledi dedi. Ben hamilelikle alakalı nasıl diyeyim size, hani bu süreçte olmak istemediğini söylemiş. Çünkü Ömer'in bir tane ilk evliliğinden kızı var. Fatih Hanım'ın da ilk evliliğinden bir tane olduğu için hiç çocuk düşünmediğini iletmiş. Fatih Hanım da ben belli bir yaşa geldim. Bu yaştan sonra oğluma bir kardeş olmasını istiyorum deyip bu çocuğu doğurma kararı alıyor. Ve bunlar boşanma aşamasındalar. Çocuğu bir şekilde ilerliyor hamilelik ve doğum yapıyor. Doğum yaptığı sırada ya da yapmadan önce ya da yaptığından bir ay sonra. Ben Nisan ayında tanıştım. 2011'in Nisan ayında tanıştım. Ve bana dedi ki, ben büyük kızımla beraber şu anki bulunduğum eşimden ayrıldım. İlk eşimden olan eşim, kızımla beraber annemlerin yanında kalıyorum dedi. Doğru muymuş? Kızı sonradan geldiğinde babamla biz babaannemle kalıyoruz dedi. Tamam. Yani kızını da... Yani sen 2011 yılında tanıştın. Resmi kayıtlara göre 2015 yılında boşanmış. Yaklaşık yine siz... Beraberken 4 yıl devam etti. 2013 yılında boşandı diyebiliyorum. Öyle mi? Seninki belki daha doğrudur. Hangisi? 2013 yılında boşandı diyebiliyorum. Bana böyle bakmıyor musunuz suratıma? Siz cevap verin. Evet, sonra? Ardından yavaş yavaş boşanma işlemlerinin aslında biraz uzadığını... etraftan duyduğum kadarıyla boşandım. Hayır, Selin'ciğim, şunun için söylüyorum. Sen aslında üniversite bitirmiş bir kızsın, değil mi? Evet. Üniversite bitirmişsin. Ve ben şu an çok utanıyorum Müge Hanım. Size anlatamam, çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok da şunun için söylüyorum. Yani gayet aklı başında, üniversite bitirmiş, iyi bir mesleği olan, ailesi de gayet düzgün bir kız hanımefendiyle konuşuyoruz. Şimdi kaç yaşındasın Selin'ciğim sen? 39 yaşındayım. 39 yaşındasın. Gayet de düzgün bir, yani düzgün derken... Hani eğitimli falan bir ailesi var, yani böyle savrulmuş bir çocuktan bahsetmiyoruz. Evlenmeden nasıl çocuk yapma kararı aldın? Ya bu çok çok risk değil mi yani? Korkmuyor musunuz? Evet, evet, çok büyük bir riskti. Evet. Çok büyük bir riskti. Yani benim ya adam nikah kıymazsa, hatta... ya beni hamile bırakır da çeker giderse ben kucağımda çocukla ne yaparım? Benimle nikah kıymamasının en büyük nedeni yaptığı işle alakalıydı. Diyordu ki, benim hiçbir zaman yaptığım işte bir... nasıl diyeyim, garantim yok. Arkada çocuğum var, arkada boşanmış olduğum eşim var. Gün gelir başım herhangi bir sıkıntıya düştüğünde bir de benimle boşanmayla alakalı uğraşma diyordu. Ve sürekli şehir dışında oluyordu. Bu arada 2015 yılında boşanmış. Peki bu kadar 2015... ince düşünen beyefendi... Benimle evlendikten sonra boşanma problemin olur, garantili bir işim yok diyen beyefendi. Sizi, evet. Sizinle birlikte yaşayıp çocuk sahibi olduğunda sizden ne gibi bir hayat garantisi temin etti veya etti mi? Şöyle etti Rahmi Hocam. Beni hiçbir zaman üzmedi. Hiçbir zaman yanından ayırmadı. Evet. Hiç açta açıkta bırakmadı. Yani hayvancılıkla uğraştığından dolayı o dönemde hangi ilde hayvan yetiştiriyorsa bana o ilin en iyi ilçesinde, en iyi binasında ev tuttu. Eşyalarımı eksiksiz taşıdı. Benim bir dediğimi iki etmedi. Çocuğuma dahi bir fiske vurmuşluğu yoktur. Ama tabii bizim aramızda böyle diyaloglarımız oldu ama. Benim arkadaşlarıma, benim aileme saygısı büyüktü. Yani onların yanında size şu anda... geçiminizi temin edecek bir imkan bıraktı mı? Şu anda mı? Yani evet. Ayrıldığınız evet. Zaman beraberken tamam, evini tuttu, eşyasını aldı, yediniz, evet. İçtiniz, balım gülüm. Evet. Şu evet. Anda yani kalkıp da bundan koptuğunuz zaman bu da senin hayat garantin.
benimle ilişkin kesildiği zaman diyebildi mi bir şey? Şöyle bir şey. Hemen şuraya bağlayayım Rahmi Hocam. Şu an beraber olduğu kadın, ismini vereyim mi? Hayır verme. Tamam. Şu an beraber olduğu hanım internet üzerinden bir iş yapıyor. Satış yapıyor ve ciddi paralar kazanıyorlar. Çünkü benle beraberken zaten onlar bu işe başlamışlardı ve ben ondan şüphelendiğim ve bunları resimlerle, yazışmalarla gördüğümden dolayı, eşimin bana olan davranışlarının değişiminden dolayı anladığım için çocuklarımı aldım. Çünkü eşimin 20 seneye yakın arkadaşının hanımıydı bu kadın. Ve benim artık gerçekten midem ve kafam bunu kaldırmadığından dolayı çocuklarımla birlikte bir kenara çekildim ve bana her çocukları çarşamba günü gelmeye gördüğümde benim amacım ben evi bozmadan, çocuklarımı alıp gitmeden bana dediği ben bu kadından bir ev, bir araba sahibi olacağım. Ardından ben bu işi bırakıp tekrardan hayvancılığa geçeceğim ve işimi bu yönde ilerleteceğim de. Bunu siz de o zaman söylemiş. Bekledin sen de Selin'cim. Bir sürede bekledin o zaman sen. Hayır beklemedim. Bunlar şöyle söyleyeyim Müge Hanım. Son bir haftada yani Ağustos'un son haftasında oldu. Ben Eylül'ün 1'i ile 4'ü arasında ayrıldım. Selin'cim bir virgül koymak zorundayım. Bu iş uzundu bir iş zaten. Ama bu konuları şöyle konuşmaktan hoşlanıyorum. Şu anda da bu durumda olan hanımefendiler varsa mesela Rami Bey çok doğru bir soru sordu. Karşılığı değil aslında bu ama madem bir yola giriyorsun, madem sen devletin koyduğu kurala uymuyorsun, nikah kıymıyorsun, daha sonra çocuklarını garanti altına almıyorsun, o zaman onu yapmıyorsan ne yapıyorsun diye soruyorum. Yani, o da yok yani. Yani seni gibi garantisi temin ediyorsun. Yani bu anlamda... En makul tabi olan bu. Yani bunu kabul etmek mümkün değil ama madem o değil, yani o zaman... Yani en kötü ihtimal. Evet, o da yani, yok. Şerrin... O da yok. Evet. Şimdi... buna bir virgül koyacağım. Çünkü kızlar telefon hattınızda hattımızda teyzeniz var. Tevziye Hanım bir alo deyin. Alo. 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 Teyze? Efendim. Teyzeciğim. Sen misin gerçekten? Evet, benim teyzeciğim. Nasılsın teyze? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Siz nasılsınız? İyiyim çok şükür. Sizi bulmaya geldik. Allah razı olsun. Ben düşünüyordum, siz benden önce davrandınız. Gerçekten. Çok mutlu oldum. Evet. Annemden bir haber var mı? Annen 20 sene önce vefat etti yavrum. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Başınız kardeşlerim. Allah rahmet eylesin. Kardeşlerim var. 3 tane abim var. Onlar... 3 tane abiniz var. Onları biliyor musunuz nerede olduklarını? Evet. Ay harikasınız. İyi, çok güzel. Hadi bakalım. 3 tane abinizi bulduk. Ha. Ne yapayım ben de şimdi bari o tarafa. Bekir. Ben de İlmi. Erhan. Annenin adı da Amdiye'ydi. Hamdiye. Evet, Hamdiye'ydi. Büşra, bir merhaba etmedin sen. Teyzeciğim. Babasının adı Ali miydi? Anne, babasının adı Ali'ydi değil mi? Babasının adı çocukların. Ali. Babanızın adı. O da çıktı babası. O da babanızın adı Ali'ymiş. Ana, efendim günaydın öncelikle. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum aradığınız için. Ne kadar güzel iki tane yeğeniniz var bakın burada gördüğünüz ekranda. Onlar köye bizi aramaya gelmiş bir tanesi ama bulamamışlar bizi. Ben haberini aldım ama ben onları bulamadım. Ay kıyama. Emine gelmiş demek ki. Ben Yenişehir'in Ayaz Köyü'nde oturuyorduk. Ha, Büşra geldi. Oraya gelmiş bizi aramaya. Anneanne de mi hayatta? Evet, annem de sağ. O zaman harika. Hadi gelin kucaklayın yeğenlerinizi. Abilerle beraber bekliyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Bak onlar da sizi istiyorlarmış. Ne güzel. Teyzen diyor ki ben gelecektim onlar erken davranmış. Ben de konuşmayı çok isterdim Müge. Ben de konuşmayı çok isterdim. Ben şimdi onları istiyorum. Abilerinizi merak etmiyor musunuz? Ben onları da merak ediyorum. Ediyorum tabii ki.
Tamam. Bak, teşekkür ederim. Şöyle ben hep hayatta bardağın dolu tarafına bakma tarafındayım. Elbette. Biliyorum annenizi bulmaya geldiniz. Nurlar içinde yatsın. Ama teyze de anne yarısıdır. Anneanne var, abiler var. İnşallah kalabalık bir tablo oluştururuz. Olur mu? İnşallah. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Siz ne konuştunuz en son? Telefonla. Evet. Bu akşam buluşacağız. Bu akşam buluşacağız. Ay iyi hadi çok sevindim o zaman. Peki. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. Ve yarın inşallah güzel haberlerle buluşuruz. Hoşçakalın.